Pazartesi akşamlarının klasiği haline gelen Yeşil Siyah programından hepinize iyi günler diliyorum değerli sporseverler. Bu akşam yine özel bir konumuz olacak. Kocaeli Spor'un 2 yıl boyunca ürün tedarikçiliğini yapacak olan ilimizin saygın kurumlarından CİK Spor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Fidan bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar. Hayırlı bir program olsun istiyoruz inşallah. İnşallah. Çok merak edilen bir program. Merak edilenleri karşılayabileceğimiz güzel birlikteliğimiz olacak inşallah. Herkes cevap alabileceği bir program olacak inşallah. İnanıyoruz ona da. Programımız yaklaşık 1,5 saat sürecek ve Kocaeli Spor'un bu sezonki ürünleriyle ilgili talep, beklenti ve önerilerinizi 1 saat boyunca bizlere ulaştırabilirsiniz. YouTube üzerinden kanalım canlı yayınımız var. Buradan sorularla istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Mehmet Bey bunlara detaylı bilgiler verecek bu soruları, sizlerle paylaşacak. Öte yandan yeni sezon ürün çeşitliliği ilgili de yapılan tasarımlar var. Ben görmüştüm daha önce. Gerçekten çok güzel tasarımlar. Bunları da sizin ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle bir detay daha vereyim. Kapalı kadın taraftarımız ve nostalji ürünleri isteyen taraftarımız için de sürprizler olacak. Bunu da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Tüm bunlar ve dahası yaklaşık 1 saat boyunca Yeşil Siyah programında olacak. İkinci bölümde ise tabii ki olmazsa olmazımız Kocaeli Spor'un Afyon kampından detaylar vereceğim. 3-2 sona eren Altay ve 0-0 sona eren Denizli Spor maçında öne çıkan konuları masaya yatıracağım. Beraber olacağız. Bir konuk olmayacak. Yaklaşık yarım saatte bu şekilde sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü biliyorum ki çok merak ediyorsunuz Afyon kampı nasıldı diye. Sevgili Gökhan Beşiktaş, sevgili Ömer Faruk Güler ve ben üçümüz takip etmiştik kampı. Onların da detayları vardı. Bizler de bir şeyler yazmak istedik ama özellikle bireysel performans konusunda bilgi ihtiyacınız olduğu kanaatindeyim. Bunu da sizler elimden geldiği kadar yansıtmaya, vermeye çalışacağım. Burada aklımda kalmayanları da tabii ki Nokta Gazetesi.com.tr'den de gün içerisinde paylaşmaya gayret edeceğim. Yarın da takımın biliyorsunuz ki Düzce kampı başlıyor. Burada şu an 2 hazırlık maçı var. 28'inde ve 31'inde. 28'inde Azerbaycan'ın Zira takımıyla karşı karşıya gelecek. 31'inde ise ki güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı geçtiğimiz yıl Süper Lig'in kapısından dönen Pendikspor'a biliyorsunuz ki finalde mağlup olmuştu. Gökdeniz Bayraktar'ın formasını giydiği Bodrum Spor olacak. Muhtemelen 2 maça da taraftarımızın da geleceğini düşünüyoruz. 5 Ağustos'ta ise Süper Lig takımlarından Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor'la bir hazırlık maçı planlanıyor. Bu karşılaşmaları da yine teferruatlı bir şekilde sizlerin beklentinize, sizlerin önünüze sunmaya gayret edeceğiz. Nokta TV ve Nokta Gazetesi tarafından. Ben hemen konuğumla başlıyorum. Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu kısa girizgahı yaptık ve tabii ki ilk selam da CİK Spor'dan gelmiş. Selam diye, aleyküm selam. Kim yazmış olabilir? Bizim e-ticaretteki arkadaşlarımız yazmıştı. Hemen selamlarını da aldık. Sağ olsunlar. Evet. Sizden başlayalım. Mehmet Fidan kimdir ve hatta biraz da böyle Fidan ailesini de anlatmamız lazım. İlimizin firmasısınız her şeyden önce. O detayla başlayalım. Ben işte öncelikle bugün 24 Temmuz gazeteciler hem basın kuruluşlarımızın hem de gazeteci arkadaşlarımızın, emektarlarımızın bayramı. Onu öncelikle senin vesilenle, senin nezdinde, öncülüğünde kutlamış olayım. Ben Mehmet Fidan. Kocaeli'de doğmuş, büyümüş. Fotoğraflara hemen girmeyelim yalnız. Şu an görüntü mü var Ferhat abi? Bunu istemedim daha şu an değil. Biraz ikiye bölelim. Bunlarla sık sık değineceğiz. Erkan, çok erken oldu fotoğraflar. Onları bir kaldıralım, ikiye bölelim. Ondan sonra geçelim o işlere. Taraftarımız biraz heyecanlansaydı. Yani o detaylara da gireceğiz. Hemen formayla başlamayalım. Çünkü başlattığımızda zaten biz o detayları alacağız dondura dondura. Çok özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Ben Mehmet Fidan, Kocaeli'de doğmuş büyümüş bir arkadaşınız, kardeşinizim. Firmamız CİK Spor,
ticari unvanı Cemil Fidan Kundura Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi diye geçiyor. 1990 yılında kurulmuş, babamız Cemil Fidan tarafından kurulmuş olan bir şirketiz. Genel müdürümüz Fatih Fidan, benim bir büyüğüm. Bir küçük kardeşim Ahmet Sinan Fidan, yine yönetimimizde olan kardeşlerimizden. En ufak kardeşimiz Mustafa Fidan'la beraber hep birlikte aile şirketi olarak şirketimizi yönetmekteyiz. Kocaeli sınırları içerisinde doğmuş, büyümüş, Kocaeli sınırları içerisinde ticaret hayatına başlamış ve hali hazırda devam eden bir şirketiz. 6 perakende mağazamız hali hazırda çalışır vaziyette ve 6 mağazamıza lojistik destek sağlayan artı internet ekibimizin artı muhasebemizin, muhasebe departmanımızın olduğu bir de lojistik destek yerimiz var diyelim. Genel anlamda işte sportif malzeme, alet edevatlarla alakalı işte ürün tedariğiyle alakalı işlerimiz var. Parakende sektöründe tanıyacağınız çoğu markanın ana bayiliğini yapıyoruz çarşı özelinde. Çarşıda 3 mağazamız mevcut İzmit merkezde. Bir tanesi NCT AVM'de olmak kaydıyla. Gebze merkeze yaklaşık 1,5 yaşında bir mağazamız mevcut. 1,5 sene oldu, yeni açtık. Körfez ilçe bizim merkezimiz, Fidan Kundura'nın, geçmişte Fidan Kundura, şimdi Cik Spor olarak devam eden bir Körfez'de 2 mağazamız mevcut. Genel anlamda takım sporları işi yapıyoruz. İnternet satışımız mevcut, para kendilerinin dışında. Artı toptan işlerimiz mevcut. Ailece hep birlikte Kocaeli'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Kocaeli'nin tüm branşlarına malzeme tedariği anlamında destek sağlıyoruz. Dolaylı yollardan da olsa. Yani kısacası bir aile şirketi olarak. Evet, aynen öyle. Şimdi Kocaeli Spor'la yollar kesişti. Bundan önce yine çok sevgili Osman abiyle, sevgili Bora kardeşimizin sahip olduğu Beta Spor'dan ürünler tedarik ediliyordu. Ondan önce Gürkan kardeşimizin Kocaeli Kartepe Sportif tarafından ürünler tedarik oluyordu. Ve öncesine sene, gidene kadar, lafını bölüyorum, Rafet abiye kadar gider o. Görkem. Rafet Kırgız. Tabii. Görkem Spor'a siz kadar gider. Siz de daha önce Bahri Uzun Emin'de de yani kesinlikle sıfır bedelle bütün ürünleri kendi mağazanızda satmış ve bu konuda da destek olmuş bir firmasınız. Bunu da çok net hatırlıyoruz. Kocaeli Spor'un o zahmetli sürecinden bahsediyorum. Ve gene 2 yıllığına bir anlaşma yaptınız. Bu süreci biraz bize anlatır mısınız? Nasıl oldu bağlanınız? Şimdi geçmişten başlayalım. Öncelikle hatta şimdi Osman abimiz ve Bora kardeşimiz, bizim sevdiğimiz, saydığımız arkadaşlarımız, ticari olarak her ne kadar rakip olsak da dostane bir şeyiz. Onlar da Kocaeli'nin belli ölçüde bir değeri. Hepsine saygı sevgilerimizi gönderelim buradan. Rafet abiye kadar, yani geçmişe o Gürkan abimiz vesaire, herkes, hepimiz birbirimize tanışık insanlarız. Bizler Bahri Yavuz başkanımız zamanında, kendisine de hani selamımızı gönderelim. Kocaeli Spor biliyorsunuz zor zamanlar geçirdi. Çamurun içerisinde futbolcularımız debeleniyordu. Artı taraftarımız, maalesef cefakar taraftarımız, kafes gibi nitelendirdiğimiz tribünlerde mücadele verirken bizler Kocaeli Spor yaşasın diye, Kocaeli Spor düştüğü yerden kalksın diye, Kocaeli Spor'un elindeki mevcut lisanslı ürünleri paraya çevirme anlamında bedelsiz mağazamız üzerinden destek sağlama konusunda yardımcı olmuştuk. Hatırı sayılır bir maddi katkımız olmuştu. Şu an Kocaeli Spor'umuzun demirbaşı, senin de tanıyacağın Sinan abimiz yaşıyor hala, sağ olsun. O da şahit, muhasebenin şeyidir, sağ Şentürk, olsun evet. Ona da selamımızı gönderelim, Sinan Şentürk abimiz. O da şahittir bu konulara. O zaman bizim kulüp müdürümüz de İlker abiydi. İlker Uzel'di. Velhasıl kelam, biz o zaman bir hava kattık. Nasıl bir hava kattık? Kocaeli Spor'un ürünlerini satın alanları işte resim çekip sosyal mecralarda öne çıkardık. Allah razı olsun, bizim çocuklarımız çok vefalı çocuklar. Babadan hani oğula geçer deriz ya, kumaralarını dahi getirip mağaza içerisinde kırıp açıp masaya döktükleri anları bile videolar mevcut, şey yapıp mevcut hale getirip paylaşımlar yapmıştık. Hatta esprili bir konu vardı. İnanılmaz derecede
Sosyal medyada bir hareket getirince Belsa Plaza'da hatırlarsın bizim bir abimiz vardı. Gürkan abiden önce işletmeci. Evet. İsmi Serdar diye isim var. Serkan ya da Serkan ya da Serdar'dı sanırım. Evet, kendisine de selam söylemiş olalım buradan. Mehmet beni mahvettin dedi. Neden dedim abi? Dedi ki herkes resim çekilmek istiyor. Herkes dedi resim çekilmek istiyor. Yol açtın. Bu nasıl olacak bu şekilde falan. Dedim abi Kocaeli Spor yaşasın diyoruz. Üşenmeyeceğiz dedim. Bunları çekip dedim insanları hem mutlu edeceğiz hem de Kocaeli Spor yaşamak tatlı isteyecek. Bir devam edecek. Tatlı bir yorgunluk oldu. Ama güzel oldu. Bugünkü şartları hayal ediyorduk o gün. Çok şükür şu an Engin Başkan'ın ve yönetim kurulu abilerimizin taşın altına elini gövdesini koyarak yani şu an yaratmış oldukları havaya biz 5-6 sene önce dua ediyorduk. Tabii biz Kocaeli Spor'un en zahmetli dönemlerini yaşadığımızda yani bugünden olabileceğine dair öngörümüz hemen yok gibiydi. Çok karanlıktı. Ama bu iğneyle kuyu kazıldı ve bugün bu noktaya gelindi. Yaptığımız transferlerin bile bazı beğenilmiyor. Bazı isimler geçiyor. İşte kimine yaşlı deniyor, kimine sakat deniyor, kimine işte az maç oynamış deniyor. Bu takım transfer yasağını da deldi geçti yani belli bir sürede. Ki nereden geldiğimizi çok iyi bildiğimiz için de taraftar da bu konuda refleks göstermekte de bana göre son derece haklı. Çünkü bir daha aynı hatalar yapılmasını istiyorlar. Özellikle çok yakın süreçten devam edeyim. Son 2 sene önce. Özellikle alınan yabancıların hemen hemen tamamının karavan olması bugün yapılan transferlere de insanların biraz daha detaycı bakmasını da doğuruyor diyebiliriz açıkçası. Bu şöyle söyleyeceğim. Taraftarımız haklı evet. Bazı yorumları hani ne diyelim kabul edilebilir görüyorum ama ben kendim şahsi olarak bazı şeyleri de çok ağır ithamlar olarak değerlendiriyorum. Var. Çünkü var. Bitmeyecek o evet, şeyde. Onunla mücadele edemezsin de yani. Biz 5 sene önce, 6 sene önce Kocaeli Spor'umuz zor zamanlardayken bazı dualar ederdik. Kocaeli Spor'u gelsin de Kocaeli Spor'u Kocaeli'de ekmek yiyen abilerimizin, iş adamlarımızın taşın altına elini koyması gerekiyor. Gelsinler işte kim olursa olsun Hyundai'in CEO'su yok mu? İşte Güney Koreli de olsa olur fark etmez. O zaman ne dinine, ne imanına, ne atıyorum memleketine bakacaktık. Şu anki mevcut pozisyonunu sadece ben taraftarımıza şunu tavsiye edebilirim. Mevcut pozisyonun tadını çıkarsınlar. Beraber Afyon'daydık. Doğru mu? Afyon'da Ertuğrul Sağlam 5 sene önce bu takımın başına gelecek deseydin bana ne derdin? Ya transferin açılacağını bile düşünmezdik. Düşünmezdik değil mi? Tabii sigorta borcu, kamu borcu, çok yasaklar var. Kapılar kapandı. Biz bir gün antrenmana gittik. Vincent'a dediler ki kapı kapalı. Dedik ne oldu? İşte dönemin spor dairesinin müdürü işte o gün o sahayı bir amatör takıma tahsis ettiklerini falan söylediler. Biz dedik ne alaka Kocaeli Spor gelmiş. Kendisine sorduk niye böyle bir şey yaptınız ne diye. Ne durumlardı yani? Cevap şu şekildeydi. Benim için Kocaeli Spor neyse o takımda işte amatör o. Takımda o dedikten sonra biz de bir isyan kopardık. Daha sonra kendisi de bugün o koltuktan uçtu gitti. Uçtu gitti. Bu kadar basit değil. Kocaeli Spor amatörde de olsa, Süper Lig'de de olsa. Bir değeri vardır. O değeri de kimse görmemezlikten gelemez. Şu yorumları okuyayım. Ömer yazmış. Ömer iyi yayınlar demiş. Mehmet Bey çok başarılı bir kardeşim. Hayırlı olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Acaba hangi Ömer? Körfez'de bizim Ömer Gören var stoper. Acaba o mu? Gören kardeşlerden bir Ömer yazmış ama soyadını da yazarsan burada seviniriz. Hüseyin Keskin. Soyadından sanırım çıkartabilirim. Tabii. Abi yayınlar formalar ne zaman satışa çıkacak? Bunların sorularını tabii ki cevaplayacağız. Hemen o kısma geçelim. İnşallah onun için buradayız. Hemen o konuya da geçelim. Tek tek fotoğraflara da göz atalım. Forma fotoğraflarıyla sevgili Erkan, Emre. İlk fotoğrafı da ekranı üçe bölerek. Murat Demir transferlerden bahsedecek misin abi? İkinci bölümde. Murat. İkinci bölümde ufak tefek bilgiler vereceğim. İsim şu an yok. Evet bu kalsın. Evet yeni sezon formalarımız bu. Forma sponsor da yazıyor zaten göğsünde. Evet. Bir geri gel Emre'ciğim. Hemen geçmeyelim. Evet bu ön taraftaki paçalı dediğimiz forma hatta parçalı da diyebiliriz. Paçalı dediğimiz iç sağ forması. Sol taraftaki deplasman forması sağ tarafta da çok beğenildi bu tasarımlar. Tamamıyla sizin tarafınızdan ve anketle değil mi? Evet. Tasarlanan bir şeydi.
Bu formaların oluşumunu kısaca bir anlatır mısın Sevim? Şimdi bu formaların oluşumu şöyle. Biz anlaşma sağlamadan önce Kocaelispor'da hepimizin tanıyacağı genç kardeşlerimiz Asım ve Furkan kardeşimiz mevcut. Kendileri Faruk. Asım ve Faruk kardeşimiz. İkisi bu tarz basınla alakalı olsun, işte dijital platformlarla alakalı olsun. Onlara da selam gönderelim. Hepsine selam gönderiyoruz. Genç kardeşlerimiz, pırıl arkadaşlarımız. Kendileri bir önceki formaları uzun süredir aslında değerlendirdiler. Uzun süre bayağı bir tasarım aşamalarından geçtiler. Çok ilmek ilmek dokudular aslında. Bayağı bir emekleri var. Ama bizler biliyorsun ki bir bütünüz. Tabii ki onların yaptığı işe saygı duyuyoruz ama Kocaelispor olarak camiamızın da kabul görmesi gereken formalara ihtiyacımız vardı. İlk üçlü formamız bir kesim yani tarafından beğenildi ama büyük bir kesim tarafından da biraz eleştirildi. Formalar kötü diyemeyiz ama istek ve ihtiyaca tam böyle sanki cevap veremedi genel gibi oldu. Genel tabağdan pek de olumlu karşılanmadı diyorsunuz. Evet. Genel anlamda. Bizde şimdi kritik eşik vardır. %70'i beğenmişse %30'u beğendirebiliriz. Tölere biraz şey var. Tabii şimdi %70'i beğenmedi, %30'u beğendiyse orada bir problem var anlamına geliyor. Teşekkür ediyoruz buradan. Ben taraftarın sesini dinleyen Engin Başkanımızdan İşte şey yapan ne diyelim Veli abi Tuncay, işte. Veli abi şimdi taraftarın o sesine kayıtsız kalmadılar ve dediler ki son 5 saat yaklaşık 5 saatimiz kalmıştı federasyona şeye yaklaşık bir 5 saatimiz kalmıştı taraftarın 15 Temmuz'un öncesinde hemen akşam üzeri anket oylanıyor ondan sonra federasyona tescil için sunulması, gönderilmesi gerekiyordu. Biz de ne yaptık? Biz 5 saat yaklaşık olarak bitkisel hayata girdik diyelim. Orada emeği yine olan Ufuk Turman var taraftarlarımız içerisinde. Ona da çok selam gönderelim Hodri buradan. Hodri Meydan'ın basın sorumlusu bizim de kardeşimiz. Bayılırız ona bizim gerçekten. Bizim de kardeşlerimizden çok, çok, çok bir tanesi. Çok güzel bir çocuk o da sağ olsun. 5 saat boyunca onunla birlikte artı sizlerin fikirleri. Ben bizzat basının fikri, Hodri Meydan'dan arkadaşlarımız vardı, onların fikirleri, yöneticilerimizin fikirleri, taraftarlar içerisinde tanıdığımız arkadaşlarımız çok fazla. Ben biraz da taraftarın içinden gelen bir insansın. Çok fazla tanıdığımız var. Sağa sola arayarak ortaya bir konsorsiyum oluşturduk. Bunun içerisinde parçalıyla alakalı bir şeyimiz var. Ahmet Bilgiç kardeşimiz var Kocaelispor taraftarları içerisinde. Şu anda Rafet Başkanımız da altyapıyla alakalı kendisine görevlendirme yapmış sanırım. Kendisine de başarılar diliyorum. Tümüne başarılar diliyorum ama Ahmet'i sevdiğim için ekstradan bir başarılar dilemiş olalım. Kendisi Başeskililer kulüp şeyimiz var biliyorsunuz. Derneğimiz var. Kocaelisporlar Derneği. Enginleri diyorsunuz. Engin, ondan sonra Murat diye bir kardeşimiz daha var. Onlara da hepsine selam göndermiş olalım. Parçalıyla alakalı bir istekleri, arzuları oldu. Sonra Faruk Sarman diye bir gerçeğimiz var bizim biliyorsun. Kendisi de bu formayı Ayman Abdülaziz'ler işte vesaire işte Kaan Dobralar'ın vesairelerin giydiği zamanla alakalı bu efsane olmalı, bu efsane olmalı diye böyle bir şeyleri olmuştu. Biz de bunu yaşatmak istedik. Yani tekrardan yaşatmak istedik. Çünkü o dönemde bu parçalının bizde hikayesi çok farklıydı. Bu hikayeyi 2023-2024 sezonunda neden tekrardan güncellemeyelim dedik. Ve sağ olsun taraftarımız da bu üçlüyü çok sevdi. Alternatif formamız özellikle baya yani diğerleri saygıdan da sevildi. Detaylara da girelim. Arkadaşlar tek tek o fotoğrafların da detaylarına girelim. Devam edelim Emre, Erkan. Evet burada zaten bunu kolda bir tane mesela yuvarlak içerisine aldınız kolda. Sağ altta logo detayı. O logonun da özelliği. Logoyu biz şöyle yaptık. Standart normalde Diadora logosu oluyor orada. Şu anki çalıştığımız firmanın logosu oluyor. Biz onu kabul etmedik. Şöyle kabul etmedik. Özel bir logo tasarladınız. Tabii. Onu o da sürpriz olsun da onu da gösterelim mi şu an bahset. Nasıl istersen. Devam. Yani sana özel şu an her şeyimizde taraftarımızı bilgilendirmek istiyoruz zaten. Evet. O ilk defa zaten bu kamuoyuna sunuluyor. Bu da detay kalsın bu da. Hemen ense tarafında 1966,
Sırt tarafında Körfez yazıyor. Sol altta kol detayı ve sağ altta gene logo detayı. O logonun büyük haline gelecek. Bu arada hemen şu yorumları da okuyalım. Formalar bence çok başarılı demiş Ömer. Bu kadar kısa sürede bu ürünleri yetiştirmek takdir edilmeli. Soracağız, doğru. Teşekkür Fotoğraflarda ederiz. Parçalığının yeşili Sakarya'nın yeşiline benziyor. Daha koyu olması gerekmez mi? Bununla ilgili çalışma olacak mı Hüseyin Keskin? Artık binlerce fotoğraf. Yeşil bizim Kocaeli sporumuzun yeşili olacak. Tabii ki en yakın font olur. Yani şimdi burada kumaş üzerinde duruş artı burada makyajlı ürünler ne olursa olsun orada bir parıldama vesaire olacak. Farklı gözüküyor. Ama kimsenin babasının yeşili değil. Hatta Sakarya sporla alakalı aramız bir diyalog geçmişti. Biz süslü parçalılardan gitmedik. Biz net parçalıdan gittik. Bununla da alakalı ona da bir ufak bir yer ayıralım. Ayıralım. Devam edelim arkadaşlar. Sakarya Spor'a buradan tavsiyemiz olacak. Çünkü. Evet bu forma benim favorim bu. Çok beğendim bunu. Oradaki üstteki sembol bizim körfezi mi temsil ediyor evet, yoksa bir şekil mi? Şekil değil. Şöyle körfezi temsil ediyor. Burada çok sağ olsun bizim yine Diadora'da sevdiğimiz bir kardeşimiz, grafiker bir kardeşimiz var. Biz hayalimizi anlattık. Kendisi hayalimizle buluşturdu bizi aslında. Bu körfez detayını biz klişe mavi detaylı olsun istemedik. Hani farklılık olsun istedik aslında. Direkt ilk bakışta sizin aklınıza ne geliyor? Körfez deseni gibi evet. geliyor. Evet, öyle biz geliyor ama. Körfez'in takımıyız ve Körfez'in süliyetiyle buluşturmak istedik taraftarı ve teveccüh gördü. Memnunuz. Ben de. Çok memnunuz. Bir de yani dışındaki yeşil ve siyahın o nokta parlaması, bilmiyorum yani fosforlu gibi. Evet. Kol detayı görüyorsunuz, sağ alttaki logo detayı, gene ense ve sırttaki detaylarda görülüyor. Rayhon demiş ki birinci forma ilk anketteki çubuklu olmalıydı demiş. Doğru çubuklu olmalı ama sonuçta anket sonrasında verilen bir karar bu ve parçalı formada çok ciddi bir oyla %40 küsür oyla aldı. Yani o olduğu için de mecburen ona karar şimdi kılındı. Ucu o kadar açık ki arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Hani taraftarımız sonuçta isteyecek yani ister. Ama şimdi bizim 5 saat içerisinde yaklaşık 30 forma tasarım yaptık. Evet. 30 forma içerisinden elene en son çıkanlar bunlardı. Evet. Beyaz formamız normal şartlarda bir önceki formamızın deseni aslında. Evet düzün aşağı doğrunun yanlaması. Tabii hali. Yatay detay normalde Asım, işte Faruk ve bizim şeyimiz... Mithat abimiz, Mithat Atalay'ın birlikte sunuma çıkardıkları modelden aslında esinlenildi. Neden onu da özellikle söylüyorum? Çünkü bu forma ilk seride çok beğenildi. Biz bunda yaka detayıyla oynadık. Çünkü yakalar Aferin, Emre, çok beğenilmemişti. Kardeşim. Evet o bahsettiğiniz formada geldi. Hemen yazmış Yadigar Arslan demiş ki bence beyaz forma da çok güzel. Jig Spor'a teşekkür ederiz emekleri için. Formaları devam edelim ve yavaş teşekkür yavaş. Teşekkür ediyorum Yadigar Arslan'a. Yadigar Arslan kayınpederim alıyor sağ olsun. Ha öyle mi? Ellerinden öperim selamlar. Baba kusura bakma. Yadigar baba diyelim. Yadigar baba. Formaları bitirdik. Şimdi yavaş yavaş ürünlere doğru. Bu çok merak ediliyordu. Dedik yani işte atkısından beresine, işte çocuk zıbınından tutun. Belki kapalı kadın hanımefendi taraftarlarımıza bile özel ürünler var. O diğer formalara da bir geçelim. Ondan sonra tekrar konulara. Atkılarla başladık. Evet yeni sezon atkılarımız böyle bir geri gelelim. Evet bununla devam edelim. Şimdi önce logoyu mu bitirelim? Atkıdan. Devam edelim. Atkıdan tamam. mı? Bunu bir bitirelim. Tamam. Şimdi atkılar bu şekilde arkadaşlar ve bu sadece 3'ü değil mi? Daha çok atkı tasarlandı. Şimdi biz şöyle bunun hikayesini önce anlatmak isterim. Tabii. Şimdi bir grafikerimiz var. Grafikerimiz Kocaeli sporumuza yakışacağını düşündüğümüz fanatizmi anlatan ama ekstra günlük giyime de hitap eden bir düşüncemiz oldu. Sokakta da rahat rahat giyebiliriz. Tabii ki yani. Şimdi artık bu şekilde oldu. Tabii. Şimdi her gün maça gitmiyoruz. Tabii. Atıyorum deplasmana giden arkadaşlarımız belli bir sayıda ama geri kalan arkadaşlarımız biliyorsun 15 günde bir maçımız oluyor içeride. Evet. Diğer günlerde kullanabileceği ürünleri de biraz daha önem verdik ve grafikerimiz sosyal medyalarımızdan bütün taraftarlarımızı yani çoğu taraftarımızı arayarak bilgi
düşünceleri aldı. Düşüncelerini aldı. Tabii bununla alakalı aranan ama kişiler vardır illaki. Ama bu atkılardan daha fazla da olacak değil mi? Sadece üçü burada. Biz şimdi şöyle en çok beğendiğimiz tarzları öne çıkarmaya çalıştık. Normalde 30-40 tane atkı çeşidi var ama tamamını çıkarmamızı hı-hı, sen de takdir edersin ki mümkün değil. Çünkü en iyi tapları çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz o yönde. Şu iki yorumu okuyayım. Parçalı forma patlar bu sezon. Sağda bomba gibi izlemiş Ömer. Ömer soyadını yaz kardeşim. DNZ, Deniz diye herhalde tabir ettiğimiz bir arkadaşımız. Bütün formalar efsane ama siyah bir başka efsane bence de. Furkan Yıldız, formaların çıkış tarihi net olarak ne zaman? Geleceğiz Furkan'ım, aklımızda bizim o soruda. Evet. Devam edelim fotoğraflara. Bu ne diyorlar üst? Sivit diyebiliriz. Sivit. Yani bisiklet yaka bir sivit diyebiliriz. Sivit. Düz. Ama bu sadece bir, o kadar çok tasarım var ki. Devam edelim. Galiba logo. Evet, bu başka bir sivit örneği. Tabii şimdi burada tam böyle ayrıntılara giremiyoruz. Aslında tabii, hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. İşte kol detayları olsun. Çok işte hızlı gitme. Üstten aşağı doğru da şortlara da geçeceğiz Emre. Bu son iki sivite bir daha bakabilir miyiz arkadaşlar? Burada K harfi de büyük. K harfini şöyle büyüttüğümüz zaman normalde ayrıntılar gözüküyor. Sağ kolda bir işte logo detayımız var. İşte onun dışında güzel sırtta efektik. Sırtta var, ensede tabii, var. Arkada KS yazımız, işte ensede bir ufak ayrıntımız mevcut. İşte evet, öndeki K harfinin içerisinde Kocaeli Spor'umuzun özel günleriyle alakalı bir hikaye var. Yazı halinde. Daha yakınlaştırdığınız. Tabii tabii. Ha, şu K harfinin tabii, etrafında. Etrafı komple bir hikaye bir de, söz konusu. Bir detay olur. Hepsi buradan harflerle yapılmış olan. Tabii seçilmiyor ama anladım, önemli değil. Yani ben hikayeyi anlatayım. Anlamış olalım zaten. Anlamış olalım. Evet. Taraftarımızda. Devam edelim Emre. Bu da başka bir sivit. 1966 yazılı. Yine günlük giyilebilecek bir sivit. Altında ne yazıyor 1966'nın? Kocaeli Spor. Yazı karakteri farklı bir Kocaeli Spor yazıyor. Ha, altında mı? Altında İngilizce bir terim de olabilir. Tam göremiyor, seçemiyorum. Şimdi aklımda değil. O kadar fazla tasarım var ki. Tamam. Devam edelim. Bize de biraz uzak olduğu için tam göremedim. Evet. Yani. Bunu görmüştük zaten. Beyaz hakim, kollar yeşil siyah. Devam edelim. Buradan da çıkalım, şortlara geçeceğiz herhalde. Şortlar yine pamuklu grupları yapmak evet, istedik. Bu şort da güzel ya. Ya şimdi neden başka atıyorum profesyonel veyahut da işte 3 büyükler, 5 büyükler dediğimiz arkadaşların storlarında bulunan ürünler neden bizim Kocaeli Spor taraftarımızın storunda bulunmasın? Neden bizim eksiğimiz olsun dedik ve günlük insanların kullanımına uygun birkaç şortumuz da olacak. Ömer inşallah. Utku da aynı şekilde yazmış, demiş ki günlük giyime gayet uygun bir dizayn olmuş. Tebrik ediyorum Şampiyon Kocaeli Spor. Sağ olsunlar, teşekkürler. İnşallah. Güzel bir polar, adam akıllı bir mont lazım. Atmış mıydınız, var mı onunla polar mont? Bana atmış mıydınız gündüz? Yok, şöyle atmadım. He. Şimdi bizim önceliklerimiz var. Buz okeyi var mıydı? Buz okeyi burada. Ha, var mı? Attım, tamam. Attım, arkadaşlarımız koydu. Ben o kadar ya, fotoğraf geldi ki. Bu arada Erkan fotoğrafları da bu şekilde ekrana yerleştirdi. Bizim Erkan Şen sağ olsun işi gücü bıraktı. Orada da bir emek var. Var evet, olmaz evet, mı? Şu ambiyansı bir emek gördünüz zaten. Evet evet, bizzat kendim gördüm. Zehir gibiler. Devam edelim. Emeklerine sağlık. Furkan Özkarataş, Cik Spor yaparsa en iyisini yapar. Sağ olsunlar. Evet, bu başka bir şort detayı. Siyah hakim. Günlük kullanılabilir pamuklu bir şort. Atıyorum gezerken de kullanılabilir. Denize girilebiliyor mu bu? Denize girilemez. Girilemez. Yok, denize özel düşünüyoruz. Denize özel, o biliyorsun onun malzemesi farklı. Pamukluyla biraz daha günlük diyelim ona. Furkan Yıldız ne demiş? İnternet sitemizde paylaşma izni var mıdır? Oğlum var işte. Furkan. Ha, Furkan bizim ya, Allah ilin versin. Kardeşim paylaşı tabii, burada artık yavaş yavaş görüntüler çıktı. İstediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Bu fotoğraflar... Ana temayı biz gösteriyoruz evet, arkadaşlar. Evet, fotoğraflar bende de var. Ben atarım zaten sosyal medya ya da haber olarak. Oradan istediğiniz gibi paylaşın, sorun değil. Ana temalar bunlar. Bunlar da ufak tefek ayrıntıya gireceğiz şimdi. En son hallerini sonlandırıp... Son bir yani, çek edeceğiz. Tabii çek edeceğiz. Çünkü burada ip detayından atıyorum... yani arka detayları, lastik orijinal detayları, her şey farklı olacak. Çünkü...
biz alışılagelmiş şeyler yapmak istemiyoruz. Ama denize girmek için de bir şeyler hazırlar mısın? Denize girmekle alakalı şöyle bir şeyimiz var. Şort, deniz şortu olacak. Havlu düşünüyoruz. %100 pamuk, güzel bir 3 boyutlu, hatta resimlerini seninle paylaşmıştım özelden. Evet. Afyon'da Gökhan Beşiktaş, Arte Ömer Faruk hep beraber oturduğumuz bir ortam vardı. Ama ben kaybettiğimi düşünüyorum. Yani hafızamdan çıkmış olabilir. Olabilir. Senin şimdi hatırladım. Şey, hard disk çok dolu, normal. Tahir Eren, sağlam bir hoodie dediğimiz estağfurullah. Hoodie dediğimiz mevzu yine genç kardeşlerimizin günlük giyimine hitap eden şeyler. Göreceğiz aslında, kapşonlu devam edersek onları da göreceğiz. Devam edelim Emreciğim. Taraftarımız yani baştan aşağı yani şapka modellerine geçtik. Hı. Store'a girdiği zaman oradan illa kendine uygun bir şey bulacaklar. Çünkü herkese hitap etmek istiyoruz. Evet, bizim Emre de özelden yazmış. Abi bir iki tane bir şey çok beğenmiş. Ona göre mesaj gelsin. Şapkalar bunlar. Yeşil hakim. Devam edelim Emre, Erkan, artık kim çeviriyorsa. Bu da siyah şapka hakim olan şapka modeli. Yine kenardan aşağı doğru. Gerçekten yine standartın dışına çıkmak istedik bunlarla alakalı. Bu da başka. Ya şimdi bunların fiyatlarını da merak edecekler de. Şimdi fiyatlarla alakalı biliyorsun önceliğimiz. Bu kalsın bizim, bu fotoğraf. Bizim önceliğimiz fiyatlar değil. Şöyle fiyatlar değil. Fiyat tabii ki önemli ama ikinci planda. Neden? Çünkü öncelikle biz bir done koymalıyız ortaya. Yani biz neyi üretmek istiyoruz? Bizim taraftarımız ne istiyor? Bizim grafikerimiz, bizim arkadaşlarımız sosyal medyadan ve telefonlardan ulaştıkları taraftarımıza şunu sordular. Sizi ne mutlu eder? Siz store'da ne görmek istiyorsunuz? Yani biz klişe şeylerden bir tane yağmurluk yapalım. İşte atıyorum iki tane no name tişörtü getirelim, üç tane baskı yapalım. Geçelim değil bizim niyetimiz. Bizim niyetimiz Kocaeli spor taraftarına kabul görmüş yakışan ve daha önce biz çıtayı yükseltmek istiyoruz. Nasıl ki bu yönetim, bu başkan kalkıp burada Ertuğrul Sağlam geldiyse buraya atıyorum birincilikte biz atıyorum en az playofflara hedef gösterdiysek bizim taraftarımıza yakışacak olan ürünlerle bizim taraftarımızı buluşturmamız gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü yıllardır bakın markaya da bu yakışır aslında. İnsanlar işte yok tüylendi, yok onu giyemiyoruz, bunu giyemiyoruz demelerini biz önemsiyoruz ve önemsedik. Ona göre bir çalışma devam ettikçe zaten herkes görmüş. Yorumlara devam edelim. Rayton gene yazmış. Story'li nerede olacak ve online olacak mı? Bunu cevapladık ama bir daha cevaplayalım. Cevaplayalım. Şöyle onu sözleşme anında canlı yayında senin de olduğun bir ortamda Fatih Fidan abim açıklama yapmıştı. Kendisi Alemdar şubemiz var bizim. Evet. 5 katlı bir mağazamız orası. Evet. Sıralamadan mı başlayayım isterseniz? Alemdar birinci, İzmit'in merkezinde. İzmit'in merkezinde ne diyelim Cumhuriyet Parkı'ndan aşağı inerken doğru, sol tarafta evet. Kalıyor. Çok basit bir lokasyonda insanların yürüyüş mesafesinden anında ulaşabileceği bir yer. Orada en az bir maksimum iki katımızı store'a ayırmak istiyoruz. Ürün gamımız maalesef demeyeyim. Bir yandan maalesef de bir yandan da maalesef değil. Çok fazla çeşit yapacağımız için o bir kata yetmeyecektir. Zaten muhtemelen mecburiyetten iki kat olacak. Merkezde bir tane, evet. Merkeze tüm mağazalarımıza koyacağız ama bir ürünlerimizi. Tamamını koyma şansımız size takdir edersiniz ki her mağaza yok. Öyle bir metrekare şey yapamıyoruz. En düşük mağazamız 250 metrekare ama evet. Koyacağımız ürünler biraz daha spesifik olacak. Evet. Yani atıyorum formaya çabuk ulaşmak isteyen taraftarımızı biraz daha öne çekmiş olacağız. Valilik binası, eski yıkılan valilik alanımızda bulunan store'umuzu önceliğe alıyoruz. Önce orayı bir hareketlendireceğiz. Şu an idman malzemeleriyle alakalı, idman takımımızın giydiği idman kitlerimizle alakalı hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Oranın devri yapıldı. İnşallah temizliği de yapıldı. İnşallah en kısa zamanda idman kitleriyle başlayacağız. Sonrasında Kocaeli sporumuza yakışacağını düşündüğümüz seninle de paylaşayım. Seyyar'ı mı diyorsun? Seyyar. O fotoğrafı geleceğiz. Var. Geleceğiz oraya. Oraya geleceğiz. Onu da inşallah o anda şimdi sürpriz olarak Mehmet Akif Gür. İyi yayınlar dilerim. Formalar bomba gibi. Bir Kocaeli sporlu olarak Muğla'dan selamlar. Teşekkür ederiz. Biz de selam gönderiyoruz. Tasarımları çok beğendim. Büyük emek harcanmış. Tebrikler. Gündelik giyimimiz hep yeşil siyah.
olacak demiş. Uğur Çelebi abi selamlar. Dikkat çeken ürünler bekliyoruz. Büşra Güler Kandas, bütün formalar ateş, hepsi birbirinden güzeller. Kocaeli Spor yakışır. Teşekkür ederiz. Ömer Ünlü Türk, ben ürünleri çok beğendim. Ellerinize sağlık. Şuradan WhatsApp üzerinden de sorular geliyor. Onlara da bir bakalım. Şimdi kimseyi de atlamak istemiyoruz. Sonra hiç sıkıntı yok. Bütün soruların hepsine açıklıkla cevap bir telefon gelmiş ama benim numaramı biliyor. Bir son 59'lu. İyi akşamlar herkese. İyi sezonlar. Formalardaki Kocaeli Spor logolarında dikişlerde daha önce taraftar formalarında sorun olmuştu. Kalitede evet. Hani sökükler oluyor bazen yıkanınca bir şeyler oluyor. Formadan mı bahsediyoruz? Formalarda, yoksa lisanslı ürünlerden mi bahsediyoruz? Ürünlerde de işte olduğunu ya da lisanslı olduğunu düşündüğümüz ürünlerde mi diyelim? O da olabilir. Bunun olmaması için bir ricada bulunulmuş. Bu kadar emeği, bu kadar işte grafikeri vesaireyi, bu kadar hani ne diyeyim emeği boşuna harcamıyoruz. Amacımız en güzel ürünü en güzel şekilde, en güzel ortamlarda taraftarımıza sunmak niyetimiz. Evet, canımız kardeşimiz Mert Güvenaltın yazmış. Bizle birlikteydi, yolları ayırdı. Başka bir hayata, yani başka bir işe gitti, gazeteciliği an itibariyle bıraktı. Ona da buradan selam olsun. Demiş ki selamlar. Yeni sezon formaları ne zaman çıkacak? Bu kampanya bitmeden çıkar mı? Bir de taraftar kampanya olacak mı diye de soruyor. Hani ilk işte alımlar birkaç gün oluyor ya, böyle bir 5-10 gün. Onu da bir düşünün. Ona da cevap verebiliriz. Devam edelim ürünlere Emre'cim. Lisanslı ürünlerde olmuştu dedi az önce beyefendi. İsminizi yazar mısınız? Beyaz şapka modelimiz bu. Tabii bunlardan çok var ama öne çıkan dediğimiz. Devam edelim. Bu ne? Ne diyorlar buna? Tişört. Tişört. Evet. Günlük bir tişört bu. Tişörtün bir modeli bu arkadaşlar. Bisiklet yaka dediğimiz bir tişörtümüz. Günlük bir tişört. Bunun da detayları mevcut. İşte kolda Kocaeli Spor yazısı sağ kolda. Bakış açısına göre solda kalıyor. Valla o kadar çok yorum gelmeye başladı ki özür dilerim. Esra Oktay, iyi yayınlar. Formalar ve store malzemeleri harika. Tesettür giyim içinde malzemelerimiz. Evet, tesettür giyim dediğim ya, kapalı hanımefendiler için. Büşra Avcı, bir Kocaeli Sporlu olarak eşim ve ben formaları çok beğendik. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mehmet Bey'e başarılar. Şampiyon Kocaeli Spor. Teşekkür ederiz. Büşra Güler Kandas, Cik Spor her şeyin her zaman en iyisini yapar, kalitelisini yapar. Seda Gökyer, merhaba. Formalar harika, eşime hediye alacağım evlilik yıl dönümü için. Emeklerinize sağlık. En büyük Kocaeli Spor. Uğur Çelebi, mağazada güncel olan ürünleri paylaşım isteriz. Polar ürünler çok kötüydü. Aldım ben, ilk yıkamada tüylendi. Bunlar için önlem alınır inşallah. Unutun. Tamam. Unutun. Serkan Ulaş, ürünler çok güzel. Emeğinize sağlık. Büşra Avcı, Şenses ailesinden selamlar. Yorumlar sağ devam olsunlar, ediyor. Teşekkür ederim. Herkese bize selam. Devam edelim Emrecan. Çapraz paçalı tişört. Şimdi biz parçalı hayatımıza gireceği için... Ünlü Türk ailesinden selamlar. Ömer Ünlü Türk'müş. Sağ olsun. Çok teşekkür kardeşim, ederim. Kendilerine de bir selam göndermiş olalım. Evet. Parçalı hayatımızda olacağı için her şeyi parçalayacağız bu sene. Var. Parça, her şeyde parçamız var. Yani havlumuza bile parça koymayı düşünüyoruz. Çünkü parçalı bizim. Anlatabiliyor muyum? Parçalı İzmit'ten bizim. Kaya... Ersere, 1964 doğumlu. Tamam abim, Kaya abi çok sağ ol. Yazın o numaraya. Can Bostekin, herkes dört gözle ürünlerin üretimlerini bekliyor. Formalar başarılı olmuş. Bu arada elinize sağlık. Başarılar Mehmet Bey. Başınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bu da siyah. Bu biraz daha ne diyelim? Soft diyelim. Biraz daha günlük. Logo da siyah. Logo da siyah. Zaten oradaki hikaye onu anlatıyor. Biz burada biraz daha günlük giyime yine hitap etsin istedik. Detaylarımız yine çalışılmış detaylar. Genel manada da sorduğumuz zaman eşimize, dostumuza inanılmaz derecede beğeni olan bir ürün oldu. İnşallah bunu hayatımıza sokacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü bu çok beğenilen ürünlerden bir tanesi. Sade şık. Sade, evet evet ya. Bu her yere giy git. Rayton gene yazmış. Parçalı ürünlerde parçanın kola kadar devam etmesi daha hoş olabilir. Parçanın kola... Saygı duyuyorum ama devam edelim. Genel hani ne diyelim, genel kanı sonda olursa daha sağlıklı çıkacaktır. Çünkü hepsi öyle değil ki. Yani farklı parçalılarımız olacak. Furkan, deplasmana özel. Bu siyah deplasmanlarda olabilir. Neden siyah, olmasın? Tek renk.
Güzel olmuş. Devam edelim. Bu da başka bir logo ortada. KS logolu bir ürünümüz burada. Bu da sadeliği anlatıyor. O da siyah herhalde. Siyah. Biz daha çok siyah üzerinden siyah, yeşil, beyaz. Ama tişörtlerimizle alakalı şöyle bir görüşümüz var. Bizim hayatımızda yeşil siyah tabii ki bir numara ama bizim logomuzda biliyorsun ki 4 tane rengimiz var. Hani beyazımız var. Hatta 5 diyebilirim. Yeşil, mavi, sarı. Mavimiz yeşil, var siyah. Ve yıldızımız var sarı olarak. Biz evet. Sarı ve mavi olarak da şu an çalışıyoruz evet. Arkadaşlarımızı. Mavi ve sarıyı da belli adette store'umuzda renklendirmek anlamında bulunduracağız. Aslında böyle güzel bir sarı üstüne Koca Spor logo. Güzel bir sarı üstüne. İşte o yıldızın sarısından olacak inşallah. Evet. Devam edelim. Yorumlara da bakacağım şimdi. Yine sweatshirt. Yine sivit ama yarım fermuarlı bir sivitimiz bu. Burada senin dikkatini çeken bir şey vardı. Soldaki logo ne logosu? Sağda o yani şu anki mevcut logomuz soldaki. Eski logosu. Evet. Mu? Aynen öyle. Nostalji logolarında. Evet. Yani biz onu biliyorsun kullandık. Sonuçta inkar edecek halimiz yok. Şu anki logomuzu da inkar etmiyoruz. Şu an kullanıyoruz zaten mevcutta. Burada bir hikaye yine ne diyelim geçmişten oluşturmak günümüze. İstedik. Biz genel anlamda taraftarımızı yorumlayacaktır. Biz bunu bu şekilde abi kardeş olarak da düşünebiliriz. Hani logolarımızın abi kardeşliği. Evet. Biri birinin abisi. Şu yorumlara devam edelim. Her nefes körfez formalar ne zaman satışa çıkacak? Acaba yeni geldim kaçırmış olabilirim. Doğru cevaplamadık da sevgiler nefes. İnşallah Türkan Gökyer merhabalar. Uzun kollu formalar üretilecek mi? Uzun kollu formayla alakalı şu an kışlık aciliyetimiz yani. Şöyle yok. Taraftarımız kendisi için istediği bir şey olursa biz genele bakar onu da özel olarak üretiriz taraftar forması tamam. Olarak ama futbolcularımızın çok isteyeceği bir şey değil. Uzun kollu forma. Evet. Uzun. Yani futbolcularımız rahatsız olduğu için çok fazla şey zaten yapmıyorlar. Termal içlik giyiyorlar ya onlar. Termal içlik giyiyor. Zaten biz biliyorsun çok deplasmana Erzurum vesaire sallıyorum yani soğuk iklimi olan bir yere gitmedikten sonra termal içliğe bile gerek kalmıyor. Evet. Ülke olarak çok aşırı soğuk uzun bir ülke değiliz. Uzun kollu pek kabul etmiyoruz. Yorumlar devam ediyor. Türkan Gökyer merhabalar. Bunu okumuştum pardon. Uğur Çelebi maçlarda artık sivil giyimli gelinmesin. Taraftarlar hücum etsin ürünlere. Evet yani gömlekle de taraftar da maç izlemesin artık. Oğuzhan Oktay iyi yayınlar. Oğuzhan Oktay iyi yayınlar. Formalar efsane olmuş. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mehmet abimizi tebrik ediyorum. Teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Sağ Ömer olsunlar. Ünlü Türk. Abi taraftar ürünleri ya da idman ürünlerine bakıyorum. Gerçekten bir Süper Lig takımı. De oraya bir kalp girmiş oraya. Bir Süper Lig takımı gibi girmiş. Ahmet Kazma ürünleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Cikspor en iyisini yapar. Devam edelim sevinç şortlara. Yani idman kitlerimizle alakalı inanılmaz eldiven bir geldi. Etki aldık. Bu güzel eldiven yani. Modeli. Pozitif anlamda çok güzel bir etki aldık idman kitleriyle. Ters giyme 66 19 bir taraf 19 bir taraf 66 içlerde. O da bir detay. Devam edelim. Bu da başka bir eldiven türü. Devam edelim. Berelere geldik. Böyle bir bere modelimiz var. Zaten siyah algı. YouTube üzerinden bu tekrar edilecek ya. Yani ben biraz hızlı hızlı geçiyorum. Zaten hızlı geçelim. Zaten daha şimdi var. Biz biraz böyle aksesuar kısmından doğru giriş yaptık. Atkıdan başladık. Bu da şimdi hani şey yapsın. Biraz daha heyecan yarattı bu muhtemelen. Şimdi esas tişörttür, günlüktür. Geleceğiz. Özellikle bizim bir az önce telaffuz ettim. Ben tekrar telaffuz etmiyorum. Onu gördüğünde insanlar hani taraftarımız yorumlasınlar. Tamam. Bu ne alaka diyecekler ama beğenecekler diye düşünüyorum. Bakalım. Bak bir şey söyleyeyim. Vallahi bile ben bilmiyorum şu an. Az önce şey telaffuz ettim. Bir farklı bir branş. Okey. Tamam. Anladım. Okay. Tamam. Devam edelim. Evet, günlük bir yine kullanılabilecek bir tişörtümüz. Yakalar da güzel. Mehmet bunlar Lacoste yaka diyebiliriz bunlara. Tamam. Aslında büyütebilsek yakalardaki detaylar vesaire çok fazla aslında. Ama tabii genel temayı anlayacaktır ben taraftarımız. Ben fotoğrafların hepsini paylaşacağım genel abi. Genel temayı İsteyen anlayacaktır taraftarımız. Murat Demir, stadyumda satış olacak mı? Tabii ki olacak. Hem de neyle olacak? Hatta hem de neyle olacak? Hatta gezici tır bile var. Yani karavan küçüktür. Gönlümüzün küçüktür. İsmail abi karavan arıyor. Canlı inşallah. Yayındayız İsmail abi bakamıyoruz. Büşra Güler Kandas ürünlerin kaliteleri çok iyi gözüküyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mehmet Bey başarılar İnşallah. Dileriz. Yani kalite önceliğimiz olacak. Rahim Doğan stadyuma büyük mağaza açılmalı. Pazar tezgahında satış hoş olmuyor.
Evet, Seda Gökyar, Merelerde pompon olsa ayrı bir hava katar diye düşünüyorum. Merelerde pompon, yani onu biraz daha fashion diyelim ona. O fashion gruplarda olur ama önceliğimiz genel taraftar. Temayül, evet. İnşallah hanımefendinin de istediğine cevap verirsin. Tamam, devam edelim. Oo, bu da çok evet. Güzel. Yani beyaz. Yine günlük giyer misin pantolon diye sorsam, tabii. Günlük kesinlikle gardırobunda olsun diyebileceğin bir ürün diye düşünüyorum. Tabii ya, çok güzel olmuş. Devam edelim. Bu da herhalde mesela farklı bir yeşil, siyah, beyaz ağırlıklı. Yeşil, evet. Aynen öyle. Yani yine parçalı, biraz daha böyle göğüsten aşağıda parçalı, yatay parçalı gibi düşünebiliriz. Ve evet, günlük kullanılabilecek. Devam edelim. Tişört. Lacoste yaka tişört. Bu da siyah hakim. Siyah. Devam edelim. Siyahın asaletini kullandık burada. Hmm. Bu da yeşil, beyaz, yine siyah, günlük parçalı. Değerlendirilebilecek Lacoste yaka diyelim yine. Tamam. Üç şeyle, düğmeli. Tamam. Devam yaka edelim. Yaka detayı vesaire. Evet. Geldik. Evet, gel. İşte burası kıymetli. Artık marjinalite, farklılık ya da uç, ona ne diyorsunuz bilmiyorum ama siz hani daha modaya hakim bir bakış açısıyla. Estağfurullah. Yani bir buz hokeyi takımının giydiği ürünün forma mı diyoruz ona ne? Kocaeli Spor'a uyarlanmış hali. Ya inanılmaz değil mi ya? Arkadaşlar burada yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Çok iyi görünüyor yani. Bilmiyorum, bu nereden aklınıza geldi? Ya bu alışılmışın dışında. Şimdi biz grafiker hanımefendi diyeyim. Yani hanımefendi olduğunu, Esra hanımefendi, grafiker bir Esra Hanım var. Kendisi mi beraber çalıştığımız. Ondaki hikaye şöyle, bunlar ailece. Hmm. Hani anne, baba ve oğul bu tasarımları sırf birlikte yapıyorlar. Ve bu tasarımla alakalı genç bir kardeşimizin hayali olan bir şey aslında bu. O hikayeyi bize anlattı ve biz bundan çok etkilendik. Şöyle dedi. Bizim dedi arkadaş çevremizde genel olarak bu tarz oversize diye bir şey girdi hayatımıza. Geniş, evet. Daha bol, evet, daha evet, salaş, evet, daha rahat edilecek mevzular var hayatımızda. Onunla alakalı bir çizim, bu genç bir grafiker arkadaşımızın çizimi heyecanla bize gösterip ilk olacağı ile alakalı bir fikri karşımıza çıktı. Ve biz bu fikri Kocaelispor ilklerin takımıdır. Kocaelispor Store'unda neden böyle bir ilkle başlamayalım? Kimsenin store'unda olmayan bir mevzu bu. İnsanlar bunu hani taraftar olarak günlük de kullanılabilir. Gençlerimiz biliyorsun, gençlerimiz aykırı şeyleri her severler. Şey bu tarz farklı. Şimdi az önce gösterdiğimiz tişörtler klasik standart tişörtlerdi. Ama bunlar biraz daha böyle pop ürünler. Pop ürünlere de ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz için bunu da ne diyelim, envanterimize, koleksiyonumuza koyduk. Şu yorumları da okuyalım. Oğuzhan Oktay, Jigspor'u tebrik ediyorum. Ürünler ateş ediyor. Teşekkür Ömer edersin. Utku Evliyaoğlu, ürünlerin kaliteli olacağından şüphemiz yok. Yaparsa en iyisini Jigspor yapar. Allah razı olsun. İrem inşallah. Köknar alkış göndermiş. Furkan Özkarataş çok iyi duruyor. Büşra Avcı, ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Yaparsa Jigspor yapar. Mehmet Akif Gür, harika olmuş. Görünen o ki İstanbul takımlarının storlarını geçecek gibi. Seda Gökyer, harika bir tasarım olmuş. Ömer Hocaoğlu, bu ürün Kocaelispor'a hokey takımı kurdu. Vardı bir ara, vardı. Çok güzel görünüyor. Evet, teşekkür ederiz yani yorumlar için. Yani yetişmeye çalışıyoruz. Herkesi de okumaya gayret ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, ediyorum. Bunu kapadık, devam edelim Emre. Bu da bir tişört modeli. Devam edelim. Evet, tam fermuarlı sivitlerim, evet. Kapşonlu sivitlerimiz. Hı hı. Yine detayları var. KS işte cebinde, evet, KS'si akıyor, sağ evet, tarafında işte Kocaelispor, tabii yazı karakteri farklı. Artı gölgeleme bir logomuz mevcut. Evet. O logoyu kaçırdık herhalde. Ona bir daha gireceğiz de onun hikayesini. Siyah logo özellikle sizin ürettiğiniz. Devam edelim. Ya günlük kullanılabilir mi? Evet, kesinlikle günlük kullanılabilir. Mehmet Bey, bu da fena. Ya biz çok beğendik. İnşallah taraftarımız da beğenecektir. Tek çünkü parça. Biz taraftarımızın neyse biliyoruz. Bunun içine parçalı forma, onun içine parçalı tişört. Bir şey söyleyeyim mi? Ne giyerse giysin taraftarımız her şey yakışır ama parçalı hayranlarına. Parçalı bir sezon bekliyor bizi. İnşallah parçalı bir sezonu parçalayarak bitireceğiz. Devam edelim.
İnşallah parçalayarak gidelim. Hayır, şimdi biz ne istiyoruz? Playoff istiyoruz. Sonuçta parçalaya parçalaya şampiyonluk istiyoruz. O anlamda söylüyorum. Tabii yani canım. İnanılmaz derecede hevesim var ve şu aşağılarda ümitliyiz yani takımımızdan. Cep mi var o oralar yoksa? Tabii. Cep değil mi o? Siyahlık olan bölgede. Yani kesinlikle bu cepler bizim normalde mağazalarımızda günlük tanıyacağınız yine markalarda çoğunda olan şeyler bunlar. Popülaritesi yüksek ürünler. Bu fermuarsız günlük giyime uygun. Orijinal normal standart logomuz yine Kocaeli Spor yazısı tam göğüste. Tabii yine tam göğüste. 1966 yıl yine simgeleyen kol detayları. Yine günlük kullanılabilecek bir sivit diyelim. Tamam, devam edelim. Bu da siyah ağırlıklı bir sivit. Siyah günlük yine kullanılabilir. Çok böyle hani göze batmayacak. Günlük maç haricinde de kullanılabilecek. Tabii, sırıtmayan. Devam edelim. Evet. Bu modeli biliyoruz. Birkaç yıl önce de buna benzer bir modelimiz olmuştu. Sevgili Gürkan üretmişti, hiç unutmuyorum. Ona benzer bir model. Ömer Utku, parça ürünler harika olmuş. Elinize sağlık Büşra Avcı. Tüm ürünlerin mağazada satış olacak mı? Tabii mümkün mertebe. Evet. Genel kamuoyunun belirleyeceği oranların yüksek olduğu ürünler tabii ki satışa çıkacak. O nostalji var değil mi? O bizim hani beğendiğimiz bir tane şeyde gördüğünüz. Ben onu attım arkadaşlar. Gösterirse taraftarımıza paylaşmış olalım. Yani talep varsa biz her türlü, yani ben taraftarın içinden gelen bir insanım. Taraftarımızın o kadar içindeyim ki herkesin isteğini gerçekleştirmeye çalışıyorum. O nostalji ürün çıkmamış dedik. Ne dedik? Çıkmamış. Daha önce yapılmamış. Yapısı çok talep görür diyoruz. Taraftarımız onu istiyorsa ben onu yapmak boynumun borcu. Eyvallah. Biz ona cevap vereceğiz yani. Evet, çocuklar için zıbın mı diyorlar buna? Buna tulum da diyebiliriz. Tulum diyebiliriz. Çocuk olmayınca. Estağfurullah. İnşallah Rabbim nasip etsin. Yani bu tulum bizim yine bebek taraftarlarımız için. Bu sevda babadan için. Baba yadigarı demiş evet. Yukarıda. Bu sevda baba yadigarı. Üstte ne diyor? Değişmem şanlı armanı. Ben değişmem şanlı armanı diyor. Gözleri iyice kaybolmuş bizim ya. Devam edelim çocuklar için tulum. Bu da değil mi çocuklar için? Buna da çıtçıtlı body der anneler. Biz bununla alakalı da ne yaptık? Bunu kolsuz düşünüyoruz. Hani anneler genelde hani bu yaş biraz daha böyle aylık vesaire olur bu çocuklarımız. Bununla alakalı sıfır kol olarak da değerlendiriyoruz bunu. Tamam. Bunu da görmüş oldular. Devam edelim. Bu da yine aynı şekilde değerlendirebiliriz. Başka bir model. Sade ve taraftarlığı anlatan ürünler. Logoyu da ikiye bölmüşüz. Bir taraf beyaz hakim. Logo ikiye bölündü ama biz genelde logomuz neyse onu kullanma full taraftarıyız. Yani biz bunu aslında farklılık olsun dediğimiz zaman farklılık oluyor. Tabii eleştiriye göre biz şey yaparız. Pozitif olarak her şeyi pozitif alıyoruz. Pozitif her türlü eleştiriye de açıyoruz. Tabii muhakkak canım, her şey dört dörtlük diye yok, bir kaydı. Yine biz insanız yani, hata yapıyorsak veyahut da eksiğimiz varsa taraftarımızın bizi uyarması konusunda her fikri açığız yani. Müşra Avcı, Kocaeli Sporlu olarak çocuğum olduğunda mı diyor? Olduğunda kesinlikle almak istiyoruz inşallah. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Dualarımız Müşra Hanım'ın çocuğun olmasıyla. Devam edelim. Rabbim gönlüne göre versin. Bu da bu komple. Hastane çıkışı dediğimiz bir şeyimiz, konseptimiz. Bir kombin bu aslında. Bu kombinle insanlar hani ne diyeyim, illa kendi çocuğunu alması gerekmiyor. Ne yapabilir? Hediyelik mi? Çocuktan itibaren hani teşvikler başlar ya, takım sevdirme vesaire, hani dededen, dayıdan vesaireden gelir giderler. Böyle bir hediye seti olabilir diye düşündük. O üstteki ikili eldiven tabii, mi? Tabii. Şapka, o önündeki... O bildiğin mamalık mı diyelim? Mamalı mı? Yani, tabii mamalık o. Düş işte... Atıyorum işte tükürük falan. Evet. Sale vesairesiyle alakalı. Aynen. Yani bu bir bütün. Bu hastane çıkış dediğimiz bir set. Bunu ne yapacak? Mesela Erdem amcası alacak bir tane store'dan götürecek. Hediye edecek bir türlü yeğenine. Ya bizde yeğen. O yeğen de Kocaeli Sporlu doğmuş. Heyecanlı. Ve Kocaeli Sporlu devam eden bir taraftar olarak ortaya çıkmış olacak. Yeğenim var, kulağı çınlasın ama şu an Allah üniversiteyi bitirmek üzere. Ha, ona bahsedeceğim. Furkan ona Yıldız. Geçen sezonki retro bu sezonki maç forma setinde olacak mı, bilginiz var mı? Retro formadan bahsetmiş ama olacak mı? Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Geçmişe bakmayalım ya.
Yani geleceğe bakalım. Geçmişle alakalı biz zaten günümüzde parlatmamız gereken şeyleri parlatacağız. Ben geçen seneki şeylerden ziyade şu an mevcut koleksiyon içerisinden bir şey kendisine yakıştırmaya çalışırsa daha sağlıklı gideceğiz diye düşünüyorum. Bir 5 dakika sonra reklama saygı gireceğiz. Duyuyorum bu arada yorumuna. Retro hani çok istekse, ihtiyaçsa onu da yaparız ama gerek var mı kısmında soru işareti. Tamam. Devam edelim. Kalın sweatshirt mü? Bu da sweatimiz. Bunda Koca Spor yazısının altındaki fonu kullanmayabiliriz. Bir de biz bunu beğendik aslında ama bunu biz tam fermuarlı düşünüyoruz. Yani tam fermuarlı olsun istedik. Böyle bir görüş çıktı. Yeni en son tasarımı yok. O haliyle beraber işte dediğim gibi son hallerine tekrardan bir bakacağız. Bunu taraftarımız, izleyicilerimiz biraz daha böyle tam fermuarlı olarak hayal edebilirler. Devam. Bu çocuk tişörtümüz. Öyle o bakış açısıyla bakarlarsa tamam. Normal atıyorum ne diyelim 3, 5, 7, 10. Yaşlarına hitap ediyor. 11. Devam edelim. Bu da fena değil. Çocuk. Yine çocuk. Kase üstü yazı. Evet, devam çocukla edelim. Çocukla alakalı bir tişörtümüz. Bu yetişkin bir yine sivitimiz diyelim. Tam fermuar bir sivitimiz. Gördük mü bilmiyorum. Artık birbirine benzeyen bazı belki ürünler var. Tişörtüm. Belki görmemiş olabiliriz. Çünkü yarım fermuar vesaire de geçti. Hı, devam bu edelim. Bu da Kocaspor detaylı. Evet. Olmazsa olmazımız taraftarlarımızın günlük giyimde her türlü markayı kullanıyoruz. Neden Kocaelispor'umuzun böyle bir tek altı olmasın? Olur. Tekli olarak değil mi? Biz bunu ters kombinle düşünüyoruz. Yani yeşile siyah ayrıntılı da düşünüyoruz. Devam edelim. Tek altımız da olacak. Bu arada %100 pamuk düşünüyoruz ürünlerin çoğunu. Polyester hayatımızda sadece forma ve formaya benzeyen ürünlerde olacak. Diğerleri %100 pamuk, natürel düşünüyoruz. Rahatsız etmeyecek. Tabii canım ya günlük kullanacak insanlar. Evet. Bunu tanıyorsunuz. Bunu Bahri Yavuz zamanında o zaman taraftarımıza kulübümüzün ürünlerini şey yaparken sunarken bunun fermuarcısı vardı hatırlayacaksınız. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Bununla alakalı biz bunu fermuarla farklı bir havaya sokmak istedik. Bunun tam tersi de olacak. Yani siyah kombine yeşil ayrıntılı olarak da yine taraftarımıza sunmayı düşünüyoruz. Devam edelim. Evet geldik buraya. İşte böyle bir gezici panelvan mı diyoruz buna? Biz buna karavan diyelim. Karavan. Yani gezici çekçek karavan diyebiliriz. Bizim şimdi taraftarımız... Statta da bu mu olacak? Statta bu olacak. Biz gerekli her yere gönderebileceğiz. Dışı da böyle mi olacak peki? Dışı bu şekilde şöyle, bu bizim anlamınızı kolaylaştırsın diye biz bunu hayalimizdekini tanıtmak amacıyla bunu sunuyoruz şu an size. Buradaki genel temayı anlamak için biz bunu size sunuyoruz. Ama tabii dışı gene yeşil siyah falan. Tabii canım. He. Şimdi biz onunla yani alakalı. Öyle olmayacak arkadaşlar. Taraf, yani yok canım. Böyle bir şey olacak. Yani bizim buradaki mevzu, buradaki mevzuyu şekilsel kavrayın. Mevzumuz. Mevzuyu evet, kavrayın. Evet. Biz yanlış anlaşılmasın. 4 tane kasanın üstüne bir tane atıyorum tahta parçası koyup Kocaelispor'un lisans ürünlerini satıyoruz mevzusundan. Bizi sıyırmak, sıyıracağız ayrılmak, biz kendimizi. Ayrılmak. Biz şu anki yakalanmış olan havanın store anlamında desteklenmesi yönünde düşünüyoruz ve bu tarz bir şeyin yani Kocaelispor taraftarına yakışacağını düşünüyoruz. Bu Kocaelispor'a uyarlanacak evet, ve bununla alakalı biz taraftarımızdan destek isteyeceğiz. Tasarım İnşallah mı? Tasarım anlamında. Evet devam edelim araba. Tasarım anlamında taraftarımızla birlikte tasarlayacağız biz bunu. Gene kamuoyuna sunacağız. Tabii. Ve bundan başka fotoğraflar var mı arkadaşlar? Her nefes körfez yeni cuma meydanındaki KS'de store'daki satışlar devam edecek mi? Aynı zamanda ürünlerin daha çok insana ulaşması için. Tamam. Tamam Emre'ciğim. Bitmiş fotoğraflar. Bir de bir genel bir tanıma yapar mısınız? Bir tane siyah büyük bir logo vardı en evet, başta. Evet gösterdiler. Evet o. Orijinal lisanslı ürün etiketi bu. Biz Kocaelispor'a özel, şimdi Kocaelispor bu yani. Sonuçta ben kalkıp da Diadora, tamam olsun o da hayatımızda var sonuçta şu an. O markayı tercih ettik sonuçta taraftarımıza daha ulaşılabilir olsun diye. Diadora'ya saygımız var ama Kocaelispor'un da saygıya ihtiyacı var. Tepede Kocaelispor ve orijinal lisanslı ürün
logosu. Zaten official. Hologram diyelim biz buna. Hologramdır bu. Bütün hologram dediğiniz parlayan kalın bir logo olarak mı aklımıza gelsin? Yani biz sol tarafta etek boyunda diyelim. Etek boyunda direkt bütün ürünlerimizin hepsi atıyorum binlerce ürünümüzdeki şeylerde, detaylarda bu hologramı kullanacağız. Çok güzel. Bunu kendiniz mi gene? Bunu kendimiz tabii. Yani şöyle, normalde standartta herkes Diadora'nın yaptığı standartı kullanır. Biz Kocaelispor'a özel olmasını kesinlikle şart koştuk. Aynen. Ve Kocaelispor'a özel olarak şu an tasarımdan bu şekilde onay aldık. Yani onay verdik. Bununla alakalı şu an üretim aşamasında, inşallah formalarımızın hepsinde bu detayı da tüm taraftarlarımız görmüş olacak. Çok az bir süremiz kaldı. Emre de yazdı formalar, fotoğraflar bitti diye. Sıkıntı şu yok. Yorumları da bir okuyalım. Ceyhun Erdal, karavan ilçelerde de gezmeli. Furkan Özkarataş, gezer karavan olması Kocaelispor açısından çok iyi olmuş, gerekliydi. Uğur Çelebi, pahalı olsun ama kaliteli olsun. Taraftarımız alır, iyisini de alır. AVM mağazalarındaki uyduruk markaların uçuk fiyatları diyor. Sıktı artık gibilerinden. Hayır ya, yani şu... Ne demek istemiş? Yani anladığım kadarıyla oradaki AVM'deki fiyatlar sıktı. Hani store'da olsun anlamında mı söylüyor, anlamadım. Yok, ben anladım dediğiniz gibi. Hüseyin Erdem, store'larda Kocaelispor armalı parfüm kol düğmesi tesbih. Şimdi kupa. Onunla alakalı o ayrıntıya girmemi ister misin? Evet, çok kısa girebilirsin. Yani çok kısa hemen girelim. Yani biz şu an atıyorum 3 kafalı diyelim, 3 başlı tüm telefonlara hitap edecek. İşte ışıklı şarj cihazından, işte power bank'inden, ondan sonra aklınıza aksesuar. Gelebilecek aksesuar. Geniş işte tabii. Yani burada tespihtir, işte çakmaktır, anahtarlıktır vesaire. Bunları geçtik zaten. Bunlar standart olan şeyler. Ama Kocaelispor'a yakışacak işte ajandasıdır vesairedir. Atıyorum Kocaelispor ürünleriyle alakalı herhangi bir sınırsız bir hayal yerimize geldiğinde, hediyelik bir şey istediğinde üçlü setler, ikili setler vesaire de olacak. Kravatından vesairesinden, işte bizim yine aksesuar olarak kullanabileceğimiz her şey. Eyvallah. Son soru da genel bir soru olarak değerlendirelim. Formalar ne zaman şu an ürün olarak taraftarımızın eline geçecek ve fiyatları ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Finale sakladım bu soruyu. Şöyle söyleyeceğim. Bizim formalarla alakalı genel anlamda şu an şahit numunemiz yapıldı. İmalatı bitti. Şahit numunelerimiz ikişer tane değerlendirdik. Birer tanesini federasyona göndereceğiz, biliyorsun. Onaylanan formalar federasyona gönderilecek. Birer tanesini de tester olarak kendimize ayıracağız. Neden? Topçularımıza giydirip futbolcularımızın bedenleri belirlenecek ve ona göre öncelik futbolculara imalat aşaması başladığı anda. Yani bu hafta içerisinde sanırım biz bir şekil vereceğiz ona, adetler vesairelerle alakalı. Bir hafta 10 gün diyebiliriz. Maksimum bir hafta 10 gün içerisinde taraftarlarımıza formaları buluşturmaya niyetimiz var. Yani bu lig başlamadan kesinlikle olacak da. Biz hani bir hafta 10 gün içerisinde inşallah taraftarımıza buluşturacağız. Çocuk maç forması istiyorlar. Çocuk maç formasıyla da alakalı biz en ufaktan en büyüğe kadar forma ile alakalı bedenlerini bir tasarrufumuz ayarlayacak. Olacak. O konuda da inşallah taraftarımıza cevap vermiş olacağız. Ve fiyat. Fiyatla alakalı da şöyle söyleyeceğim. Malum Türkiye şartlarında bir formanın aşağı yukarı olacak fiyatı aşağı yukarı tahmin edilebilir. Ortalama son fiyatları bizim, söyleyeyim, 389 lira arkadaşlar geçtiğimiz yıl. En son geçen sene satılan fiyat 399 muydu? Yanlış. Yok 299 lira değil, 389 liraydı. 380 yani 400'e yakın rakamdı. Yani bu sene ortalama benim öngörüm, yani şu an daha matematiği yapılmadığını, çünkü sen de biliyorsun ki takım yarın kampa gidecek. Takımın malzemeleriyle de alakalı inanılmaz bir performans mücadele gösteriyoruz. Mücadele. Bir de size karar verildikten sonra 2 gün içerisinde, 48 saat içerisinde ürünleri evet bayağı hızlı süre içerisinde yetiştirdiniz. Onun hikayesi de farklı. Biz Kocaelispor'a değer 48 saat içerisinde ürünlerin Samsun'a alınıp getirilip artı logolu, artı reklamlı bir şekilde bayram günü Türkiye'nin off olduğu bir dönemde yetiştirmek bize gurur verdi. Takımımız rahatlıkla
ne diyelim idmana çıkabildi. Fiyat aralığını da söyleyelim, orada atladı vesaire demesinler. Benim öngörüm, yönetimle de bunu masaya yatıracaksınız. Yönetimle bunu zaten istişare yapacağız. Biz öngörü olarak ben şöyle 600 liranın üzerine kesinlikle çıkmayacak. 600 bu şekilde yok. 550'nin altında olmayacaktır. 550-600 aralığında olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle malum size bir takdir edersiniz ki Türkiye şartlarında şu an her şeyin artış yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin genel enflasyonu %88 zaten. 88 ama işte geçen seneyle bu senenin arasında formaların geliş gidiş fiyatlarında malum baskı fiyatları işte vesaire. Ekseri bir de döviz üzerinden. Döviz üzerinden o baskı maliyetleri bayağı bir şey yapıyor. Ama dediğim gibi biz taraftarımızı üzmeyecek. Biz kendimiz de biraz fedakarlık yapacağız. Çünkü biz her türlü fedakarlık yapacağız. Neden? Çünkü bir seviye belirleyeceğiz. Bu store işiyle alakalı. Ve biz gittikten sonra, biz gitsek de gittikten sonra o seviyenin altına çita, kimse inemeyecek. Bir çıta belirlenecek. Evet, aynen. Biz Cikspor olarak, Cikspor ailesi olarak bunu başaracağız. Kocaspor'a, taraftarına yakışır, camiasına yakışır, store anlayışıyla taraftarımıza inşallah hizmet edeceğiz. Bizden sonrakiler de bizden aşağı inemeyecekler. Oradan yukarı çıkmak isteyecek herkes. Tamam, çok güzel bir standart belirleyeceksiniz inşallah. İnşallah. Ve bitiriyoruz. Bir son düşüncelerinizi de alalım. Son düşüncelerim yönetime güvensinler, başkana güvensinler. Şu an biz bir teknik direktöre sahibiz. O kadar mütevazi bir insan ki. Yani Ertuğrul Sağlam Hoca'nın Afyon'daki maç sonrası ambiyansı size anlatsam gurur duymaktan böyle tüyleriniz diken diken olur. Yani o kadar STK gelmiş, işte biri ekmek getirmiş, biri işte Afyon'un kaymağını getirmiş, biri işte bilmem ne Ertuğrul Hoca'yı görmek isteyenler, imza geldi. İsteyenler, kardeş takımlar, işte dernekler vesaireler. Ya biz tadını çıkartalım ya. Bütün transferlerin hepsinde Ertuğrul Hoca'nın onayı var. Buna bir güvenelim. Yani güvenelim. Yani şu an gelecek olan arkadaşlar, takımı izledik. Beraber izledik. Ve takımın biz şu an genel anlamda tamam ilk maç. Hemen kalkıp da biz şöyle olur böyle olur hayal satamayız ama birazdan ben anlatacağım. Biz güveniyoruz, güvenmeliyiz ve şu an anın tadını çıkartalım diye tavsiyede bulunmuş olayım. Biz Cikspor olarak şu anki yakalanan havaya elimizden gelen en güzel katkıyı sağlamak adına herkese söz verebilirim yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Son ederiz. Son iki yorumu da okuyorum arkadaşlar, değerli izleyenler, kapatıyoruz. Yani ben bir 20 dakika daha devam edeceğim de. Dilara Ulaş, fikirler ve ürünler çok başarılı. Emeğinize sağlık. Teşekkür Mehmet Bey ederiz. Başınız daim olsun. Sağ olsun. Erdem abi 9 numaraya gel Furkan. Onur Ünlütürk, ellerinize sağlık. Ömer, özür dilerim. Ömer Ünlütürk, ellerinize sağlık demiş. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Doyurucu bir program oldu. Bir de insanların aklına da şu da gelebilir. Bunu da buradan açık yüreklilikle söyleyelim. Bu bir... barter programı değil. Bununla ilgili kurumumuz herhangi bir reklam ve buna benzer 5 kuruş dahi talep etmiş değil. Bizim buradaki tek derdimiz size bilgi sunmak. Normalde burada tabii sürekli Cikspor'u anlattık, sürekli ürünlerin kalitesini ortaya çıkardık ama şu asla aklınıza akçeli bir şey gelmesin. Bunu zaten ne biz isteriz ne benim burada bir kafamda böyle bir senaryo olur ne de bizim patronumuz bu konulara çok samimi, sıcak bakar Cezmi Bey. O konuda Allah razı olsun. Bize de zaten çok yetki vermiş durumda. Senin de benim de ne olduğumuzu herkes biliyor. Biz Kocaelispor'a yakışacak olan şeyleri yapıyoruz ve evet. Onu taraftarımızla buluşturduk. Ben bir dipnot olarak şu tesettürlü taraftarımızla alakalı hemen bir ufak kısa bir bilgilendirme yapayım. O arada kaynadı. Şimdi istiyoruz ki şimdi unisex ürünlerimiz içerisinde herkes faydalanabiliyor ama siz de takdir edersiniz ki muhafazakar kesimden taraftarlarımız da var. Muhakkak. Ve biz taraftarın tamamına hitap etmek istiyoruz. Burada şimdi Ali Kurt var bizim taraftarımız içerisinde, tanırsın sen de. İyi, tabii. O ve onun gibi arkadan, özelden benden talepte bulunan taraftarlarımız oldu. Neden? Ben eşim tesettürlü ve eşime ben store ürünü adı altında hiçbir şey alamıyorum dediler. Biz de şöyle bir tasarım şey yaptık. Yani onu şöyle göndermediniz bir... değil mi? O ne? Yok herhalde bizde. Siz bana göndermedik şu an tasarım aşamasında. Ha, okay. O sürpriz olsun biraz. Tamam. Böyle biraz merak edilsin. Tamam, o çok sürpriz yaptık. O da kalsın. Merak yani. Edilsin. Şöyle en az 2-3 tane şalımız olsun. 2-3 tane tuniğimiz olsun. Bir de forma kıvamında böyle basenleri kapatan bir forma kıvamında bir üstümüz olursa o taraftarımıza görmezden gelmemiş oluruz. İnşallah en güzel şekilde storlarımıza buluşacağız. Ama bu ürünlerin seyirciye, taraftar tarafından
alınmasının da en önemli parametresi saha içi başarısı. Coşkunun oluşması. Bu gerçekleşirse inanın talep çok olur. Eğer gerçekleşmezse, enerji düşerse şehirde bu ürünlere de yansıyabilir. Biz, bunu da söyleyelim. Biz Cikspor olarak biz burada zarar etsek de fark etmeyecek. Neden fark etmeyecek? Taraftarımız başarıya odaklı bizi tercih etsin etmesin fark etmeyecek. Yani biz aile olarak Cemil Fidan babamızın vermiş olduğu talimatla şunu yapacağız. Kocaelispor'un yanında olacaksınız dedi mi? Bizim için iş bitti. Biz şu an Fatih abim olsun, Sinan kardeşim olsun. Şu an biz zarar etmeye göze aldık. Neden? Şu an store alıyoruz. Karavan aldık mesela. Yapımı, o arkadaşlar onu koymamışlar. Yapımıyla da alakalı şeyimiz var. Bir videosu var. Önemli değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim hedeflerimiz, hayallerimiz daha büyük. Zarar etsek de Kocaelispor'un store'unu o pozisyona getirelim. Gerisi hiç önemli değil. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Mehmet Bey diyorum ama. Estağfurullah. Mehmet kardeşim diyecek. Mehmet kardeşim diyeceksin. Çok... Ben sana abi diyeceğim. Seni seviyoruz. Bize böyle bir imkan tanıdın. Taraftarımız da bu konuda aydınlanmış oldu. Bence, çok teşekkür ederim. Bence çok nefis bir ayrıntılı bir program olduğunu ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani burada arka tarafta büyük emek sarf ediyorlar. Çocuklar, onlara da buradan teşekkür etmiş olalım. Halı saha topçusu gibi hepsi değil mi? Halı saha. Maşallah Allah var. Çok sağ olun Mehmet Bey. Size sağ olun. İyi yayınlar diliyorum benden sonra. Eyvallah. Size vedaca sonra vaktimiz çok daraldı. Bir 15 dakika kadar da ben de Afyon'da neler olmuş anlatmaya çalışacağım. Tamam. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Mehmet Bey bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik. Kalitenin simgesi, çocukların gözdesi Jean Jean Toys miniklerin dilinden anlıyor. Çıktıkları her macerada onlara eşlik eden, hem eğlendiren hem öğreten birbirinden çılgın oyuncaklarıyla miniklerin vazgeçilmezi Jean Jean Toys, Körfez Mahallesi, D130 Karayolu, İzmit istikameti, No88'de. Değerli kardeşim, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarım. Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz eve dönüş projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6000 bilim insanını milletimize geri kazandırdık.
Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Gökler bizimdir. Göklere hükmederek, cesaret edilmeyeni yaparak, vatanına siper, ordusuna güç olan vefakar milletimizin bağışlarıyla hedeflerimize ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında istiklal ve istikbalimiz uğruna göklerdeki vatanımızın daimi nöbeti için ülkemizin gururu milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor, hür jetimizin ilk uçuşunu gerçekleştiriyor, hayallerimize ulaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Ben bir afet yaşadım. İnsanların afetlerde neler hissettiğini de, o an uzanan elin kıymetini de iyi bilirim. Ben bu yüzden Kızılay'da gönüllüyüm. Söz konusu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaksa kimse bize sınır koyamaz. İşte ben tam da bu yüzden Kızılay'da gönüllüyüm. Benim için Kızılay gönüllüsü olmak, iyilikte engel tanımamak demektir. İyilik yapmanın yaşı yok. Ben hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü oldum. Benim Kızılay'la dünyam genişledi. Nerede bir afet varsa orada oluyor. İhtiyacı olan herkese yardım ediyoruz. Bu hilalde iyilik için çarpan milyonlarca gönül var. Türk Kızılay. Evladım, bu küçük köyde yardım beklemekteki sabrın nedir? Nedendir? Bey amca, Hazreti İbrahim için hazırlanan ateşi ağzında bir damla suyla söndürmeye gelen karıncaya da sormuşlar. Yardıma muhtaç olana el uzatmak için, hem safını belli etmek için, hem de malının zekatını vermek isteyen bir kişi dahi olsa, işte bizim bütün gayemiz onun müsevabına vesile olabilmek. Fitre ve zekatlarınızı ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında İhtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik. Kalitenin simgesi, çocukların gözdesi Jean Jean Toys, miniklerin dilinden anlıyor. Çıktıkları her macerada onlara eşlik eden, hem eğlendiren hem öğreten birbirinden çılgın oyuncaklarıyla miniklerin vazgeçilmezi Jean Jean Toys, Körfez Mahallesi, D-130 Karayolu, İzmit istikameti, No88'de. Yeşil Siyah programından bir kez daha iyi günler diliyorum değerli spor severler. Bugünkü konuğumuz CİK Spor Yönetim Kurulu üyesi sevgili Mehmet Fidan'dı. Kendisiyle birçok ürünlerle ilgili detayı paylaştık. Çok geri dönüş dağıldık o arada bile, hatta yorumlar gelmeye başladı. Ve genel temayül bu ürünlerin yarın öbür gün spor olarak satışa çıktığında, ki YouTube üzerinden de tekrarını izleyeceksiniz sizler de,
güzel bir talep alacağına inanıyoruz. Ama programın ilk bölümün finalinde de söylediğim gibi biraz skora odaklı da olacak bu işler. Yani iyi oyun skorla da desteklenir ve puanla, galibiyetlerle de desteklenirse bu ürünler olan talep coşkuyla birlikte daha da artacak. İşler kötü gittiği zaman da en kaliteli, en kral ürünü de üretseniz insanların alacağı da olmayabilir. O da enerji düşüklüğünden kaynaklanıyor. Umarız o iyi futbol, iyi oyun ve galibiyetler gelir ve taraftarlarımız da bu ürünlere, bu yeni güzel ürünlere sahip olur diyelim sevgili seyirciler. Ki forma bir hafta 10 gün içerisinde pazara sunulacak, satışa sunulacak. Artı fiyat aralığında öngörü olarak 550-600 TL civarında olabileceği noktasında bir görüş belirtti sevgili Mehmet Fidan. Bundan sonrası artık onların, Allah onların da çarşısına pazar versin. Sevgili seyirciler, 3 gün Afyon'daydık. Kocaeli Spor'u Afyon kampında takip etmeye gayret ettik elimizden geldiği kadar. Bu 3 gün içerisinde 2 oyun oynandı, 2 maç oynandı. Altay'la 3-2 galip gelindi Altay karşısında. 0-0 bitti Denizli Spor maçı. Şimdi biraz detay vermek istiyorum. Altay maçıyla alakalı. Şimdi Altay'ın transfer yasağı var ve bu transfer yasağından mütevellit eldeki oyuncularını gayret ettiği kadar tutmaya, yani mümkün mertebe kadrosunu kurmaya çalıştı. İyi bir futbolcuları vardı. Bunu iyi bir bonservis bedeliyle satacaklar ve bu bonservis bedeliyle, gelen bonservis bedeliyle Altay takımı yeni sezonda da anlaşan Paşao'yla tekrar anlaşan Paşao'nun parasını ödeme gibi bir düşünce içerisinde. Bize karşı oynamadı Paşao. Onun dışında oyun üstünlüğü, oyun hakimiyeti şu an arkada da görüntüleri de görüyorsunuz. Biraz kesik görülebilir çünkü arkamdaki görüntü biraz daha geniş alındığı için olmayabilir. O Altay maçının, bu Denizli maçı, özür dilerim. Denizli karşılaşması bu da. Olsun, Denizli maçından da hareket ederiz. Altay mücadelesinde de aslında oyunun kontrolü genelde Kocaeli Spor'daydı. Elinden geldiği kadar oyunu yönlendirmeye çalıştı Yeşil Siyahlılar. Ama son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Bağıra bağıra transfer istiyor takım. Özellikle sol stoper savunma hattına. Tabii ki 9 numaraya. Kouakou antrenmanlarına devam ediyor. Şöyle bir algı oluşmuştu bu futbolcu ile ilgili. Sakat mı geldi diye. Bunu kimse ispat edemez sakat gelip gelmediğini. Ama sağlık kontrolünden geçtiğine göre bu oyuncunun bir problemi yoktu. Bize bununla ilgili bir şeyler yazıldı, çizildi. Ve ben bununla ilgili çok ağır yorumlar da yapmak istemiyorum. İthamda da bulunmak istemiyorum. Herkesin kendi görüşüdür ama sorduk direkt sağlık ekibinden, futbolcunun zemin sertliğinden dolayı adale problemi yaşadığı ve bundan ötürü de risk almadığı, arka alt adalede, yani sağ ayağının alt adalesinde, kalf dediğimiz bölgede küçük bir ufak bir yırtık var ve de bu da kanamaya yol açtı. Bu üstüne gidildikçe bu yırtık azabilir, artabilir. Futbolcu da daha hani sakatlığı ileriye taşınabilir diye risk alınmadı. Düzce kampında takımla birlikte çalışmalara başlayacağını, hatta öngörüm odur ki 28 Temmuz'daki karşılaşmada da belli bir dakika süre alabileceğini öngörüyoruz. 28 Temmuz'da Azerbaycan'ın Zira takımıyla karşı karşıya gelecek Kocaeli Spor. 31'inde de Bodrum Spor'la karşı karşıya gelecek. Görüntüde Alihan var. Atabey var. Atabey iyi bir santrafor. Bunu baştan söyleyelim ve iki maçta da forma giydi. İlk maçta da, ikinci maçta da. Bu futbolcu kardeşimizle bir röportaj yapmıştık biz. Bayağı da ilgi gören bir röportajcı. Çok samimi ve gerçekten ne dediğini, ne konuştuğunu bilen ve çok futbol altyapısında da çok şeyler çekmiş, zorluklar çekmiş bir futbolcuydu. Arayan, koşan, temposu fena olmayan bir futbolcuydu Atabey. Altay maçında 3. golün penaltıdan olduğunu ve penaltıyı da Atabey'in yaptırdığını zaten söylemiştik. Buradaki detay şu, futbol zekasını kullandı. Hani pozisyona penaltı verilmeyebilirdi ama Atabey tam futbolcu, rakip stoper topu uzaklaştırmak isterken kendi ayağını rakip stoperin önüne koydu ve burada o darbeyi temasa alınca, dizin üst kısmına o temasa alınca
kendini yerde buldu ve penaltı kazandırdı takımına. Penaltıyı da zaten Twitter'dan da paylaşmıştım. Tam ortaya doğru vurdu. Kaliteli bir kumaş olduğunu da söyleyebiliriz. Altay'ın maçının genelinde şöyle söyleyeyim. Altay'ın işi biraz zor. Fotoğraflara devam edebiliriz sevgili Emre. Altay'ın şöyle işi zor. Transfer yapamıyor. Ve yerli futbolcular üzerinden devam etmeye çalışıyor Altay ligine. Ve tabiri caizse gerçekçi de olmak lazım. Ligde kalmaya gayret edecek Altay takımı. Kocaelispor'da bu karşılaşmada öne çıkan futbolculardan bir tanesi Mesut Canlı, diğeri ise Mert Çölgeç. Yani merkezi elinden geldiği kadar çok iyi kapattılar. İlk maçın özelinde şu an Mehmet Yılmaz var görüntüde. Mehmet Yılmaz da fena değil, çok bindirdi. İlk maçın özelinde ise Hazaran benim çok dikkatimi çekmişti. Tam 3 kez sağ kanattan bindirip ceza sahasına orta yaptığını, sağ kanadı görüntüdeki Mehmet Yılmaz'la iyi paylaştığını da belirtmek isterim. Hazaran özelinde böyle bir detay vermek isterim. Tabii ki yerini kaybeden arkadaşlarımız oldu. Özellikle savunma bloğu bu konuda biraz SOS verdi ve o savunma bloğundaki problemleri de yine merkez orta sahadan alınan destekle, Mesut'tan özellikle alınan destekle kapatmaya çalıştı Kocaelispor sevgili seyirciler. Ve 3-2'lik bir galibiyet. Tabii ki skor çok önemli değil ama tarihsel açıdan bakıldığında Altay ile Kocaelispor'un iki köklü camianın en azından hani tavla bile oynasalar kazanmasını ister iki takımın taraftarı. Buradaki galibiyet de iyi oldu. Altay'ın son 20 dakika gençleri oyuna girdi. Son 20 dakikada oyundan iyice düştüler ve tam ceza sahası futboluna döndü. Kocaelispor hiç çıkarmadı rakibini. Her ne kadar 3-2 bitse de tamamıyla Altay'ın yarı sahasında geçen bir maç oldu. Bu detayı verdikten sonra hemen 0-0'lık şu anki görüntülerini de izlediğimiz Denizlispor mücadelesine geçelim. Burada hepimizi merak ettiği Fofana ismi. Acaba nasıl oynayacak İbrahim Ebreyse Fofana? Ben gerçekçi bir insanım. Kocaelispor normalde 6 numara pozisyonuna bir oyuncu bakıyordu. Ama Denizli karşılaşmasında Fofana'nın ortaya koymuş olduğu oyun bu 6 numara istenilen, 6 numara pozisyonunda istenilen futbolcunun gündemden çıkmasına neden oldu. Yani Fofana burada güzel bir, iyi bir görüntü verdi. Bir destekleyeyim şöyle, biraz daha detaya gireyim. Kasımpaşa'da Lamin Diak diye bir futbolcu var. Bilirsiniz belki. Bu görüntü kalsın. Bu görüntü kalsın Emre. Şimdi ben şöyle şu tarafa mı döneyim? Şu an sağ tarafımızda topa yükselen oyuncu Fofana. Yani yaklaşık yerden 1 metre kadar yükselmiş durumda. Hava toplarında iyi bir futbolcu. Fuleli bir futbolcu. Adımları uzun. Ve 6 numara pozisyonunda oyun kurucu pozisyonunda. Yani sağ stoper, sol stoper ve kanat bekleri, sağ ve sol kanat bekleri oyun kurulurken sürekli Fofana ile alışveriş yaptı Denizli karşılaşmasında. Ve Fofana, belki söyleyeceğim abartılı gelebilir ama sıfır hatayla oynadı. Maç özelinde konuşuyorum. Bakın rakip Denizli, gene transfer yasağı var. Kaptanları bizim Muhammed Özkal. Birkaç geçtiğimiz yıldan kalan futbolcular var ama ikinci yarıda Denizli'nin gençlerine hayran kaldık. 2008'li, 2007'li futbolcular girdi oyuna, Pirana gibi. Bizim Kocaelisporlu futbolcular da ikinci yarıda hani biraz daha şu kamp bitse de sakatlık vermeden Düzce kampına hazırlansak, gitsek heve, heyecanı, ihtirası ya da modu diyelim, modundaydı diyebiliriz. Genel hatlarıyla bakıldığında çok da sıkmamaya gayret etti. Siz bakmayın skorun 0-0 olduğuna. Ama Denizlispor'un özellikle ikinci yarıda oyuna giren genç futbolcuları muazzamdı. Onlara gerçek anlamda söyleyeyim. Kendi adıma söyleyeyim. Hayran kaldım gençlerine. Bizim gençler nasıldı? Yağız ilk maçta oynadı. Bediran da oynadı ilk maçta. İkinci maçta da oynadılar. Çocuklar ellerinden gelen her türlü mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Yağız çok top kazandı Denizlispor maçında. Teması da zorladı. Ama adam eksiltme, rakip eksiltme konularında tabii ki biraz daha tecrübelenmesi gerekiyor. Aynı şekilde Bedirhan için de geçerli bu. Çocuklar mücadele etmiyor değil. Belli bir kaliteleri, kumaşları var zaten. Bugün bir birincilik takımının kamp kadrosunda idman görüyorsa bu futbolcuların mutlaka ki bir eşiği geçtiğini söylememiz çok da yanlış olmaz. Ama tabii ki genel temayül, yani tecrübe noktasında oyun
kurulurken işte biraz daha yerleşim, biraz da top ayağındayken haşır neşirlik konusunda tabii ki zamanı ihtiyaçları var. Tabii ki biraz daha evrilmeye ihtiyaçları var. Futbolcular bu sezon takımda kalır, forma giyerler mi tamamıyla Ertuğrul Sağlam'ın bileceği iş. Ben tabii ki kalmasını isterim. Tabii ki süre bulmalarını isterim. Ama işin bir de realitesi var. Şimdi çatır çatır birlik bizi bekliyor. İşte Sakaryaspor, Göztepe, Çorum, Bandırma, yani Eyüp, Manisa, Sağlam diye tabir ettiğim, zaten enteresan bir şekilde Gençler Birliği de fena transferler yapmıyor. Takımlarının arasında Bandırma'yı demiş miydim bilmiyorum, onlar da bizim Ta Botuan'da orayla anlaştı biliyorsunuz. Arasında o çatırtılı ligde forma giyerler mi? Şu an itibariyle 11 ya da 18 zor görülse bile ben bu sene bu futbolcuların kiralanması ve orada güçlenmesi, biraz daha böyle maç deneyimlerini arttırması kanaatindeyim. Tabii ki teklifler de var. Bedirhan'a da var. Yağız'a da var. Yağız'ı zaten Darıca Gençler Birliği'nin istediğini, hatta ayrılırsa Darıca Gençler Birliği'nin gideceğine dair de haberlerimiz olmuştu. Geçen gün Emre Hoca'yla da görüştüğümde beklediğini söylemişti futbolcuyu. Bedirhan'ın yurt dışından bir transferi olduğunu, bir yurt dışına gidebilme ihtimali olduğunu öğrendik. Ama bununla ilgili tam detayı ne yalan söyleyeyim, bilemiyorum. 0-0'lık Denizli maçı biraz daha modu düşük bir maçtı psikolojik olarak. 3-2'lik Altay maçında biraz daha takım top yapmaya gayret etti. Fofana sınıfı bana göre geçti. Savunmada alarm verdiğimiz kesinlikle doğru. Merkez orta sahada diri bir takım olduğumuzu da söyleyebiliriz. Özellikle Mert Çöl geçen, Allah nazardan saklasın, ki antrenmanları çok önceden yapmaya başlayan bir futbolcuydu. Bu sezonun patlama yapabilecek futbolcularından birisi olduğunu düşünüyorum. Diego'nun sakatlığını biliyorsunuz zaten. Sağ ayak arka adelesinde bir yırtık var ve bu yırtık minimum bir ay sahalardan uzak tutacak kendisini. Kendisiyle de konuştuk. Çok morali bozuk. Kendisini de iyi ifade ettiğini düşünüyordu. Kampta da elinden geldiği kadar formdaydı. Ama bu sakatlık onu gerçekten çok üzdü. Afyon'daki sahaların zemini biraz sert, yeni saha, yeni zeminler olduğu için ezilmemiş ve bu sertlik dolayıyla Adale'de de sertlikler oluşuyor haliyle. Devam eden süreçte bu yüklenmelerden sonraki Allah var, takımı bayağı bir iyi çalıştırdı. Yüksek tempoyla, eforla çalıştırdı Ertuğrul Sağlam. Tırnak içerisinde kimsenin gözün yaşına dahi bakmadı. Ama tabii tatlı oyunlarla da biraz daha böyle rejenerasyon dediğimiz bölümlerde de dinlendirdi diyelim. Ama bu şu demek değildir, o dinlendirme takımın temposunu olumsuz etkileyecek. Hayır, antrenmanlar çok ağır geçti. Bu ağır geçen antrenmanların ardından da maalesef Diego da bir sprint esnasında zorlandı. Hava topunda da yükselirken de, o ayağın üstünde yükselirken de sağ ayağının ne yazık ki arka delisini, alt arka delisini, kalf dediğimiz bölgeyi yırttı ve bir ay sahalardan uzak kalacak ne yazık ki Diego. Yusuf Cihat hastaydı. Denizli maçının komple hiçbir şekilde kadrosunda yoktu. Dışarıdan izledi. Kouakou dediğim gibi bireysel antrenmanlarına devam etti. Yüklemeli koşular yapmaya ve top sektirmeye, yavaş yavaş da kaleye doğru hafif tempoyla şut çekmeye de başladığını da söyleyelim Kouakou'nun. Bunun dışında detay olarak vermek istersek, kalecilerle ilgili bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Gökhan'da da maşallah çok iyi gidiyor. Çok iyi çalışıyorlar kaleciler. Harun Tekin de zaten tecrübesini anlatmaya gerek yok. Emre Enes kardeşimiz de, yine Mehmet Enes kardeşimiz de pençeleri kuvvetli, uzayabiliyor, atletizmi var. Ahmet Hasan'ı zaten biliyorsunuz ki bana göre Ahmet Hasan çok iyi yerlerde olacak, çok sıkı çalışıyor. Sessiz ve derinden çalışıyor. Bu çocuk da geliyor diyelim yavaş yavaş. İnşallah Ahmet Hasan da yarın öbür gün bize de katkı sağlayacak. Söyleyelim, İsmet ayrıldı son olarak. Eren Bilen kiralanması için tekrar izin aldı takımdan. İsmet'in Iğdır'la anlaşma durumu söz konusu. Eren Bilen'in de yine ikincilik takımlarından teklifleri var. Bu ama bir henüz resmiyet, henüz bir netlik yok. Gene akşam üzeri yine paylaştığım bir bilgiyi burada tekrar söyleyelim. Diop Troyes'e 199. Troyes yazılıyor Fransızca okunurken. Troa diye takım, işte bu takıma gidecek. Lig 2'de, Fransa Lig 2'de. Ve bununla ilgili bir sözleşme maddeleriyle ilgili bir güncelleme yaptım. Gene Twitter adresimde. Oraya ulaşamayanlar buradan bu detayı tekrar
kendilerine ileteyim. Diop'un Troyes takımına 1.1 milyon liraya transfer olduğunu, bonservisiyle birlikte transfer olduğunu söyleyelim. %99 aşamasında, tabii imza olmadığı için gene bir açık kapı bırakalım biz. 1.1 milyon bir sonraki takıma giderse satıştan %10 pay, daha önce %20 idi bu, 1 milyon bonservisti. 1 milyon 100 oldu, %20'yi de %10'a çektiler. Bir sonraki satıştan %10. Troyes takımı Lig 2'de ve kendilerini City Group aldı. Bu sene kesinlikle Lig 1'e hedefliyorlar. Ciddi bir kadro kurmak istiyorlarmış. Ve bu takım Lig 1'e çıkarsa ve Diop'ta, ki Diop'ta yazılıyor ama Job diye okunur, onu da söyleyeyim. Biz gene Diop, herkesin bildiği dilden konuşalım. Diop'ta Lig 1'de 20 maç oynarsa 100 bin euro bonus kazanacak Kocaelispor. 20 maç daha oynarsa, yani 21 ile 40 arasında bir maç oynarsa da ertesi sene de olur, o sene de olur. 100 bin euro, lira kalmadı artık. Paranın sadece bu ülkede adı kaldı. 100 bin euro daha, yani 200 bin euro Lig 1'de forma giyerse Kocaelispor'a bir bonus kazandıracak diyebiliriz. Yine gün içerisinde bir gelişme olmuştu Kocaeli Stadı ile alakalı. Kocaeli Stadı'nın artık yönetimi Kocaeli Spor'un üzerinde. Yani şu demek oluyor: SEK ve idaresi Kocaeli Spor'da. Tabii bununla ilgili Gençlik Spor şöyle bir gelir elde edecek: olası bir reklam alanları ya da buna benzer para kazandırıcı bütün ürünlerde ne olursa Kocaeli Spor Kulübü burada belli bir miktar Gençlik Spor'a para ödemek zorunda. Böyle bir anlaşma söz konusu. Bildiğiniz üzere göğüs sponsoru, herkesin bildiği üzere Yıldız Entegre oldu ve stadın adı da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı olacak. Ve gene akşam üzeri atmış olduğum tweetlere belirttiğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Kocaeli Stadı'nın üst tarafına bir yıldız planlıyorlar ama ne şekilde bir tasarım olacak konusunda bir fikrim yok. Yani oradaki yıldızın ifadesi de ana sponsorun yıldız olduğu, ki 3 boyutlu bir halı flex alınmış. Yani tam kalelerin yanlarında 2 tane halı vardır ya, böyle dışarıdan yukarıdan bakıldığında sanki böyle dik duruyormuş gibi 3 boyutlu bir halı flex var. Orası çok değerli bir yer olacak. Çünkü maçlar, birincilik maçları hem TRT'den hem de Bein Sports'tan yayınlanacağı için tam böyle bütün pozisyonlarda o kalenin oradaki sponsorlar da görülecek ve burayı da satışa çıkartacak Kocaeli Spor. Ki Kocaeli Spor'un reklam yeri diye bir şey kalmadı. Antrenmanlar dahil. Gene özel bir bilgi de verelim. Biliyorsunuz daha önce de yazmıştık, Arkas ismiyle alakalı ya da Arkas'ın yan kuruluşu göğüs sponsorluğuna dair. Burada ilk defa açıklayalım bunu. Şimdi göğüste Yıldız Entegre kalacak, bu kalkmayacak. Bu net. Ancak Arkas ya da onun öne süreceği bir yan kuruluşu, atıyorum mesela Büyükşehir Belediyesi var, yan kuruluşu da Antik Kapı diyelim. Öyle bir yol izleyeyim, öyle bir anlatalım size. Yan kuruluşunda bu tam şu kısım var ya, bu koltuk altından bu şeyde bele kadar inen bölgede buraya bir sponsor daha gelebilir ve her taraf tıklım tıklım. Bu kolda ayrı, sırtta ayrı, göğüste ayrı, buralarda ayrı, sürekli bol bol antrenmanlar dahil sponsor olacak. Ki az önce konuğumuz sevgili Mehmet Fidan da Cikspor antrenmanlarla ilgili de antrenman maçlarının formaları dediğimiz, ki penye gibi ama forma gibi penyelerinde göğüs sponsoru Cikspor oldu. Şöyle bir kazanımı oldu Cikspor'un: barter dediğimiz bir anlaşma yapıldı. Yani barter dediğimiz anlaşma şu: buradaki bütün ürünleri, kit diyorlar işte, antrenman kitini komple, işte şort, tozluk, bir de üst taraf, yani penye forma tarzı bu üçlüyü bedelsiz bir şekilde Kocaeli Spor'a veriyor. Karşılığında da göğüs sponsorluğunu alıyor. Güzel bir hareket iki taraf açısından da. Bir de şöyle, gene burada ilk defa açıklayayım. Bunu pek konuşmak istemedi hani miktar konusunda. Cikspor'un bu sene Kocaeli Spor'a, bu sene sadece ürünler hariç, ürünler zaten gidiyor, formalar. Onun dışında Kocaeli Spor'a tam 2,5 milyon liralık bir katkısı var, harici. Yani harici para artı bir de bu anlattığım işte formalar. Tamamıyla Cikspor'dan. Artı önümüzdeki yıl, 2 yıllık anlaşma ya,
2,5 milyonun %80'i. Yani ne oluyor %80'i? 2,5 daha 4,5. Önümüzdeki yılda tam 4 milyon 500 bin liralık. Toplamda ise 2,5, 4,5 daha 7 milyon liralık bir olağanüstü bir katkısı olacak. Bunu da buradan belirtmek isteriz. Bu detayı da verelim isterim. Çünkü pek anılmak istemiyorlar bu şekilde ama biz gene bu şekilde verelim ki az önceki programda da hani kimse zannetmesin yani Nokta Televizyon herhangi bir bedel karşılığında. Hayır abiciğim, bu tamamıyla bizim halka bir hizmetimizdir. Bu ürünleri görmeniz açısından biz de bir nevi hani nasıl ki Kocaeli Spor'la barter anlaşması yapmışlar. Biz de Dik Spor'la barter programı yaptık diyelim. Ürünleri burada size sunduk. Sizin beyninize sunduk. En azından bilgilenmiş oldunuz. Ama burada da nasıl ürünlerle karşı karşıya kalacağınız ve firmanın akıbetiyle ilgili de ayrıca bilgi sahibi oldunuz. Sevgili seyirciler, Süper Lig'den bir kanat forvetle çarşamba günü temasa geçeceğiz demiştik. 23 Haziran'da bir haberim var. İpucunu öyle vereyim ben. Çarşamba olmadan da bu ismi de açıklamak istemiyorum açıkçası. 23 Haziran'da yapmış olduğum haberdeki futbolcuyla çarşamba günü bir kez daha yüz yüze görüşülecek. Yani saha, Süper Lig'den bir futbolcu bu kanat forvet. Yüz yüze görüşülecek. İhtimal dahilinde bu futbolcu transfer edilecek ama takımıyla bir yıl daha sözleşmesi var ve bu sözleşmesinden ötürü de bir bonservis bedelinin de verilme ihtimali de var. Tabii bu sözleşme detaylarının da daha sonra masaya yatırılacak ve daha sonra öğreneceğimizi düşünüyoruz. Stoper konusunda sol stoper dedik ya, işte gene tweet'te de atmıştık. Listede 4 tane futbolcu var, hepsi yurt dışından. Özellikle bir futbolcuyla çok yakından ilgileniyorlarmış ve bu futbolcunun da çok kaliteli bir stoper olduğunu, çabuk bir stoper olduğunu öğrendik. Bu çabuk stoperin de transferinin bitirilmeye çalışıldığı ama taliplerin olması için de isminin de sır gibi saklandığı bilgisine ulaştık. Bir de santrafor, gene bir santrafor, hatta iki santrafor var ama ilkini öne çıkardılar. İlk santraforla da gene yurt dışından bitirirlerse ilk santraforu. Ben öngörüm o benim. Bir hafta içerisinde 2 ya da 3 transferin daha Kocaelispor'un Düzce kampına katılacağını düşünüyorum. Gün içerisinde akşam üzeri bir tweet atıldı. Fenerbahçeli bazı futbolcuların, işte Burak Kapacak gibi, Nazım Sangare gibi, Emir Ortakaya gibi futbolcuların yarın Kocaelispor'un kampına katılacağına dair bir bilgi yazıldı ve altına da Yağız Sabuncuoğlu'nun ismi yazıldı. Yani insanlar Yağız Sabuncuoğlu'nun bu isimleri, ki Fenerbahçe'ye de ciddi anlamda çok hakim olan ve Fenerbahçe'nin bana göre, hatta Fenerbahçe'nin değil birçok takımın da birçok transferini de ortaya çıkartan bir isim Yağız Sabuncuoğlu, ki ben tweetimde de söyledim, bana göre habercilik kısmında, kaynak kısmında Türkiye'nin en iyisi. Eline kimseye su dökemez bu arkadaşımızın. Akşam aradım kendisini. Bu tweetleri senin üzerinden yazıldığı zannediliyor. Sen mi attın gibilerinden. Çok saygılı bir insan. İlk defa istişare kurdu kendisiyle. Dedi ki, abi ben öyle bir tweet atmadım kesinlikle. Eğer ki öyle bir şey olup olmadığını istersen öğreneyim, sana birazdan dönüş yapayım dedi. Böyle de bir lütufkar bir şekilde kendisi bu soruyu bu şekilde cevapladı. Ben sadece bu tweetin kendisi tarafından atılıp atılmadığını öğrenmek istedim. Hayır abi dedi, ben atmadım bu tweet'i dedi. Ve kendisine de teşekkür ettim. Akşam üzeri de zaten kendim de duyuruyu yaptım. Bu futbolcular, gerek Burak Kapacak, gerek Nazım Sangare, gerek Emir Ortakaya, an itibariyle konuşuyorum, Kocaeli Spor'la herhangi bir sözleşme imzalamış değil. Yarın da kampa geleceğine dair bir bilgi bizim elimizde yok. Zaten o gönderilen, atılan tweetlerde de Bolu kampı diye yazılmış. Bolu Düzce'de, Topuk Yaylası'nda böyle de bir eksikliği var o bilginin. Bu detayı da sizlerle paylaşmak isterim sevgili seyirciler. Derince Spor akşam üzeri bir transfer yaptı. Bu transfer Kastamonu Spor'un kalecisiydi. Eray Birniçan. Derince Spor Futbol Kulübü Kastamonu Spor'dan bu akşam Eray Birniçan'la anlaşma sağladı. Muhtemelen yarın öbür gün
Özel yazılarak bunların hepsi servis edilir. Biz zaten bunu zaten ben anlatmaya dahi gerek duymuyorum. Bu özel ve genel olayları ki zaten Diop'un sözleşmesini yazarken genel diye paylaştım ben bir mesaj olsun diye. Yani çok önemli değil o yazmış bu yazmış. Biz en azından doğru bilgiyi vermeye çalışalım. Ulvestad konusu vardı. Ulvestad'ın neden olmadığına dair ki haberde de iki gün önceki haberimizde de derlemiştik. Elde ettiğimiz bilgi şu. Ulvestad'ın eşi çocuklarının eğitiminin yani Türkiye'de olacaksa İstanbul'da olmasını istiyor. Ve bundan dolayı da transfer olacaksa eşi yani kocası Ulvestad İstanbul'dan bir takıma gelmesi yönünde bir telkin oldu kocasına. Ulvestad'la biz Kocaelispor olarak iyi bir paraya anlaştık. Söyleyeyim ben 350 bin euro seviyelerinde anlaştık ki çok yüksek miktarlardan indi. 600 bin eurolardan indi. İnmiyordu normalde ama bir okeylendi, tamam olundu. Hatta Afyon kampında ben de açıklanmasını bekliyoruz diye bir yazı yazmışım. Çünkü bize çok olumlu dönüş yapılmıştı. An meselesi olduğunu yazmıştık ama işte eşinin çocuklarının eğitimi için Türkiye'de oynaması noktasında İstanbul'u tercih etmesi transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu. Erik Sabo ile ilgili enteresan hikayeler var, gelişmeler var. Futbolcunun Türkiye'deki temsilcisi Ali Cansun Bagacarslan. Ali Cansun da siz de biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin eski futbolcularından menajerlik yapıyor. Futbolcuyu öneren kişi olduğunu öğrendik biz. Daha sonra araya başka bir menajerin girip başka bir kişiye yetkinin verilip Türkiye Futbol Federasyonu'nda daha önce çalışmış Evrim isminde bir kişinin yetkilendirilmesi sonrasında bir karışıklık oluyor. Bu karışıklık sonrasında ise transfer çıkmaza giriyor ve şu an itibariyle bizim de Erik Sabo ile ilgili bir temasımız kalmıyor. Yarın öbür gün tekrar filizlenir mi filizlenmez mi bilemiyorum ama şu an itibariyle Sabo ile ilgili bir girişimimiz yok. Gelişmeler oldukça da öğrendikçe de biz de sizlere anlatmaya çalışacağız. Kocaeli Spor'daki son durumu transferlerle ilgili. Süremizi çok açtık biliyoruz. Normalde saat 11'de programımızın bitmesi gerekiyor ve 11'i 20 geçti. Bizim içerideki kardeşlerimiz zehirler de zehir gibi kardeşlerimiz de artık evine de gitsin. Programımız 1,5 saatten 2 saate sarkmış durumda. Bu anlamda da benim de sizlere hem kamptan hem de transferlerle ilgili anlatacağım ve diğer detaylar bu şekilde. Önümüzdeki hafta konumuz olursa daha da üstüne yoğunlaşacağız. Gerçekleşen transferler olursa onlarla ilgili daha böyle teknik anlamda size bilgiler vermeye çalışacağız. Ama ben tekrar son olarak şunu söyleyeyim ki kapatmadan önce Fofana Denizli Spor maçının özelinde konuşuyoruz. Denizli Spor maçının özelinde konuşuyoruz. Kesinlikle sınıfı geçmiş durumda. Fuleli topla dribbling yapabiliyor. İlk karşılamaları var. Kontrata yakalanırsa sigorta görevini görebiliyor. Savunma melekeleri de iyi. Hava toplarında da var. Kısacası ben kendi adıma söyleyeyim. Fofana'nın oyunda kaldığı süre içerisinde bir 60 dakika kadar oynadı. Beğendim. En azından bir yabancı ile ilgili böyle bir detay verebiliriz. Kande Yaş transferini zaten birkaç gün önce duyurmuştuk sizlere. İmzayı da attı. Sonra bir istihbarat geldi. Tek başına çalıştığı yönünde Vincent tesislerinde. Oraya da sevgili Ali abiyi gönderdik. Orada da en azından koşarken ve topla dribbling halindeyken size çok kısa bir haber de sunmaya çalıştık Kande Yaş ile ilgili. O da Kande Yaş'ta Kocaeli Spor'a hayırlı olsun, uğurlu olsun, başarılı olacağını düşünüyoruz. Asist özelliği olan bir futbolcu olduğunu. 9 numara pozisyonunda da iyi bir bitirici, sağlam bir bitirici de Kocaeli Spor'a transfer edildiğinde işte o zaman bizim ön alanda fazla bir arızamızın kalacağını ben öngörmüyorum. Ama tabii ki ligde çok sağlam takımların olduğunu. Hatta Başakşehir'in Münir'i transfer etmesi de açıkça söylemek gerekirse beni şoka uğrattı. Münir Şuya biz geçtiğimiz yıl Avrupa Kupalarında Başakşehir'i seyrederken hayranlıkla izlediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'la anlaştı. Yani inanılmaz bir transfer oldu. Eyüpspor açısından. İyi takımlar var. Yine sorular da geliyor. O kadar çok soru gelmiş ki. Şurada bir tane bir bilgi var. Evet o bilgiyi ufak ufak sunayım ben de.
gündeme düştüğü için söyleyeyim. 9 numara pozisyonunda bir isim gündemde. O isim Buffettimi Gomis. Buffettimi Gomis ismini yaklaşık 10 gündür gündemden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Bunun da nedeni şu, gündeme düştüğü için söylüyorum. Buffettimi Gomis bize sıcak bakıyor ama fiyatı çok yüksek. Maliyeti nereden baksanız bir 700-800 bin avro, euro seviyelerinde. Bu futbolcu ile ilgili bir temas olur ve daha sonra ise gelişmeler arttıkça da sizleri bilgilendireceğiz. Bu transfer gündeme düştüğü için bizler de bu konuda size son dakikayı, bilgiyi bu şekilde de paylaşmak istedik. Gomis transferi de gerçekleşir mi? Gerçekleşirse de çok sansasyonel bir transfer olur. Yaşı 37 galiba bildiğim kadarıyla. Birincilikte oynar mı? Neden olmasın? Zaten ceza sahası içerisindeki topçu. Yani ceza sahası 9 numara bitiriciliğinde bir futbolcu. Kande Yaş gibi iyi bir asist özelliği olan bir futbolcu. Gene kenarlarda bizim Beykan gibi, gene Cem gibi iyi futbolcularımız da var. Kanat forvet olarak baktığımızda. Son olarak da şöyle bağlayalım. Tayfun konusu. Belki bilmiyordur çoğu insan. Tayfun'un henüz Adana Demirspor'la bir sözleşmesi yok. Henüz bir sözleşme yapılmış değil. Onunla ilgili de Kocaelispor'un bir aksiyon alıp almayacağını önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. Ve aksiyon alırsa eğer Kocaelispor Tayfun'la ilgili, Tayfun'un da ilk tercihinin Kocaelispor olacağını da buradan sizlere iletelim. Ve Yeşil Siyah programından da bu hafta noktayı koyalım sevgili seyirciler. Kamerada sevgili abimiz Ferhat Tosun vardı. İki Emre rejide ve yönetmen koltuğundaydı. Bizlere bu programın gerçekleşmesinde katkı sağladılar. Yarım saatte onlara borçlandık. Haklarını da helal etsinler. İçeride tatlıları var zaten. Sevgili Mehmet abinin tatlılarını beraber yiyeceğiz. Kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Bizleri de tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına nokta televizyon ekranlarından hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşçakalınız.